Ve 6 Ağustos hepinize, bütün Türkiye'ye iyi akşamlar diliyorum. Enine boyuna programında birlikteyiz. Kimle birlikteyiz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Enine boyuna programına ve Habertürk'e hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Evet, CHP Genel Merkezi'ne. Evet. Biz geldik, doğru söylüyorsunuz. Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapıyoruz bu yayını. Arkadaşlarımla birlikte, gazeteci meslektaşlarımla birlikte, Ankara temsilcimiz, Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Nagihan Alçı ve Kürşat Oğuz'la birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz. Biz zaten birlikte geldik. Ankara'ya hoş geldiniz. Evet, böyle oluyor son iki haftadır. Geçen hafta da Sayın Karamollaoğlu ile birlikteydik. Ankara'ya gelince böyle bir şaşırıyoruz. Efendim birçok başlığımız var. Birçok başlık altında da gazeteci meslektaşlarımla birlikte elbette soru soracağız. Malum mülteciler meselesi var, ittifaklar, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, ekonomiden, dış politikaya, sosyal medyadan, özgürlüklere, ama bunların hepsinin ötesinde Türkiye yangınla boğuşuyor. Evet. O yüzden müsaade ederseniz ilk onunla başlayayım istiyorum. Başla. Ve yangınlar da beraberinde aslında birçok tartışmayı da getirdi. Bu tartışmalardan bazıları hava desteği yok suçlamasından tutun da işte yangında sorumluluk kimde tartışmasına kadar, Türk Hava Kurumu'nun yapısından tutun da aslında uçakların işlevselliğinden ya da işlevli olmadığından ya da Help Turkey etiketi diye bir etiket açıldı biliyorsunuz. Bu etiketten, yani Türkiye'ye yardım etiketinden hemen karşısında böyle Strong Turkey, yani güçlü Türkiye etiketine, burada da malum Türkiye kutuplaştı yine Sayın Başkanım ve mevzu tabii bir taraftan aslında yaralarımızı beraber sarmak ama yine kutuplaşmanın ve çekişmenin gölgesinde yaşıyoruz bazı şeyleri. İlk soruyu da ben sormak isterim arkadaşlarımdan da müsaade isteyerek elbette. Şimdi efendim iktidar partisi yerleşim bölgelerindeki bu tür yangınların özellikle sorumluluğu ve sorumluluk noktasında belediyededir diyor biliyorsunuz. Bu tür açıklamalar da oldu. Ve şöyle açıklamalar da oldu açıkçası yetkililerden. Yani ne tür bir imkan seferber ettiler? Ne yaptılar diye bir soru geldi. Onun dışında belediye başkanlarınızdan da, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarından da ve halktan da haykırarak tabii doğal olarak. Yani buraya helikopter gönderin, uçak gönderin, insanlar yanıyor diye böyle feryatlar oldu. Ve yetkililer de çağrılarda bulundular. Devlet yetkilileri de hemen karşı bir açıklama yaptı, iktidar parti yetkilileri de. Ya siz bunları konuşuyorsunuz ama siz bunları konuşurken bir taraftan da arkanızdan uçak geçiyor, helikopter geçiyor gibi açıklamalar da oldu. Arada bir söylem farkı var. Bu söylem farkını ben açıklamanızı çok isterim. Ve yangınlarla ilgili de olayın başından beri nasıl takip ettiniz? Yansıması sizde nasıl oldu? Böyle başlayalım efendim. Başlayalım tabii. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Ortada bir kutuplaşma falan yok aslında. Bir tarafta neden zamanında önlem almadınız diye soru sorulduğunda, niçin bana bu soruyu soruyorsunuz ya? Yani ben bak uçaklar var, helikopterler var, bana bu soruyu soruyorsun diye. İki, neden yeterli değil sizin yangın söndürme filonuz? Efendim işte uçaklar geliyor. Kimisi diyor ki envanterimizde böyle bir uçak yok. Öbürü diyor yeteri kadar uçağımız var. Bir başkası Türk Hava Kurumu'nda uçaklar tamamen pert oldu. Orada herhangi bir uçak yok. Arkasından Türk Hava Kurumu yetkilileri açıklıyor. Hayır diyorlar efendim. Yani bizim orada helikopterimiz de var, uçağımız da var. Ama bunları biz Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis ettik. O nereye gidip uçakla veya helikopterle su boşaltmamızı istiyorsa biz oraya gönderiyoruz diyor. Şimdi kendi içinde kaos ve kendi içinde söylem birliği sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi neden zamanda önlem almadınız? Bu soruyu bizim sorma hakkımız var. Sordum, yetkililere sordum. Yani konuşmadan önce bu işin uzmanlarına sordum. Nedir bu olay diye. Bana şunu söylediler. 2019 yılında rakamı vereyim. Uzmanlardan kastınız THK'ya gittiğiniz zaman, Türk Hava Kurumu'na gittiğiniz zaman. Hayır, ondan önce. Yetkili yani belli ki, şimdi isim vermek istemem, bir de adamların başını belaya sokmayalım yani. 176 yerde yangın çıktığını ama Türk Hava Kurumu'nun helikopterleri ve uçaklarıyla 176 yerdeki biz yangını söndürdük. Çoğu kişinin zaten haberi bile olmadı. Neden? Biz İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Edremit'te dörder uçağımız havaalanlarında bekliyordu. Üç uçağımız da sürekli keşif uçağı yapıyordu, uçuyordu. Eğer bir yerde duman çıkarsa hemen müdahale ediyordu. Ayrıca, o da çok önemli, köylerde Orman Genel Müdürlüğü
orman köylülerinden mükellefler seçiyor. Her yılın başında. Onlar o köyden sorumlular. Yangın çıktığı an derhal müdahale ediyorlar ve hemen haber veriyorlar. Son iki yıldır bu da yok. Şimdi ihale yapıyorlar. İhaleye Türk Hava Kurumu'nu ihale dışı tutuyorlar. Onun için özel bir şartname geliştiriyorlar. Ve Türk Hava Kurumu mecburen pilotları göndermek zorunda kalıyor. Uçaklar hangarlarda kalıyor ve herhangi bir şey yapamıyor. Şimdi bunları sormak ne zamandan beri kutuplaşma oldu? Sayın Genel Başkan, tam bu noktada şunu hatırlatmak isterim. Ben Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye bu iddiaları sorduğumda, yani Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını niye kullanmadıklarını sorduğumda, bana birkaç gün önce yazdım da bunu, söylediği şuydu: biz bakanlık olarak son 10-15 yılda 150-200 milyon euro ödeme yaptık Türk Hava Kurumu'na. Evet. Bunu başka yerlerde değerlendirmek yerine uçakların restorasyonunda değerlendirebilirlerdi. Uçaklar çok bakımsız. Dolayısıyla Orman İdaresi'nin personeli can güvenliği olmadığı için bu uçakları kullanmak istemiyor. Bu açıklamayla birlikte THK Başkanı'nın zannediyorum bugün yaptığı bir açıklama vardı. 6 uçak için 4 milyon dolara ihtiyacımız var. Bu çok büyük bir para değil, toplanabilir açıklaması. Bu ikisini birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, yani kamuoyu merak ediyor. Türk Hava Kurumu'nun uçakları hakikaten ne durumda? Bir de buna şunu ekleyebilir miyim? Siz bir de şeye gittiniz, Türk Hava Kurumu'na gittiniz. Orada da bir briefing aldınız. Evet. Bütün bunlardan sonra ilk günkü bakışınızda bir farklılaşma oldu mu? Türk Hava Kurumu'nda çalışan uçak var mı? Efendim? Türk Hava Kurumu'nda çalışan uçak var mı? Bu da muamma. Alanda var. Yani şu anda var. Alanda hem uçak hem helikopter var. O zaman biz... Ama alanda... Yani kendi hangarlarında olup Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün öngördüğü koşulları taşımayan uçaklar da var. Bunun için 4 milyon dolara ihtiyaçları var. 4 milyon dolar sağlanabilirse biz bu uçakları da kullanabiliriz diyorlar. Ben de şu çağrıyı yaptım. Hem basın toplantısında hem Türk Hava Kurumu'nu ziyaretinde. Ziyaret ettiğiniz. Evet, söyle dedim, yani bu kuruma sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kurum bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadele eden en etkin kurum. Bu kurum devre dışı çıkarıldıktan sonra da böyle bir tabloyla karşılaştık. Şimdi Orman Bakanı'nın yaptığı açıklamalar. Orman Bakanı envanterimizde böyle bir uçak yoktur diyor. Bir başkası çıkıyor, hayır diyor, uçaklarımız var diyor. Orman Bakanı'nın ormandan haberi yok. Konuşması gereken kim? Orman Genel Müdürü. Orman Genel Müdürü'nün hiç konuştuğunu gördünüz mü? Orman Genel Müdürlüğü bakanlıktan daha bağımsız bir yapıya sahip. Ayrı bir bütçesi var. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme ile ilgili yeterli bütçesinin ayrılıp ayrılmadığını gazeteci olarak sorguladınız mı? Hayır. Niçin? Neden engellendi? Neden engellendi? Neden yeteri kadar ödenek verilmedi? Bunun da sorgulanması lazım. Bizim milletvekilleri sordular. Orman Genel Müdürlüğü'nün, bakın ben size hiç kimsenin tartışmadığı bir şeyden söz edeceğim. Orman Kanunu'nda. Ya Allah aşkına, Orman Kanunu okuduğum zaman, ya Türkiye gerçekten, bu devlet gerçekten büyük bir devlet. Gerçekten güzel yasalar yapmış. Bakın, ormanların yangınla ilgili bizim belediyelerimizi suçladı. Önce Orman Bakanı, arkasından da Erdoğan, efendim işte belediyeler bu yangınları söndürecekler diye. Ya yangın ormanda çıkmış arkadaş, sen bunu bilmiyor musun? Artı bizim belediyeler zaten bütün arazözleri göndermişler. Alana göndermişler. Tamam orada. Sadece bizim oradaki belediyeler değil. Yani İzmir'den tutun, Denizli, Aydın, Gaziantep. Bakın hiçbir ayrım yapmıyorum. Bütün belediyeler, İstanbul, Ankara göndermişler. Zaten çalışıyorlar orada. Bakın, önlem alınması gerekiyor. Diyor ki, orman yangınlarının söndürülmesi. Kanun bu. 6831 sayılı kanun 68. madde. Orman yangınlarının söndürülmesi. Diyor ki, hemen diyor, yangın çıkarsa derhal en yakın muhtarlığa, jandarmaya, mülki amirlerine derhal haber verin diyor. Bir şey daha söylüyor. Bu haberi verirken kullandığınız telefon ve telgraf için asla ücret ödemeyeceksiniz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Engin hoşgörüye, olaya ne kadar duyarlı yaklaştığını. Arkasından diyor ki, telefonla yapabilirsiniz, telgraf gönderebilirsiniz, bunu ödemeyeceksiniz. Ayrıca Cumhurbaşkanı, eskiden başbakanlık, şimdi yeni adı Cumhurbaşkanı da, ruhsat almak süresiyle telsiz
her an telsiz de alabilirsiniz diyor. İstasyonlarda kurabilirsiniz diyor. İstasyonlarda adam yok biliyor musunuz? Son 2 yıldır. Fazla mesai yok. Niye yok biliyor musunuz? Neden? Fazla mesai ödememek için. Fazla mesai ödememek için. Öyle mi? Evet. Çok vahim. Orman Genel Müdürlüğü fazla mesai, para yok çünkü bütçesini kestiler. Ciddi bir bütçesinde kısıtlama. Havadan var. Fazla kontrol, mesai ödeyemiyor. Havadan kontrol ediyoruz. En küçük bir duman çıksa havadan zaten görüyoruz. O işte insansız hava araçlarıyla bütün alanları tarıyoruz. Bakışı da söz konusu. Yok o efendim. Nedenle vazgeçtik. Ben size diyorum. Ben size uygulamayı yasayı yani çok açık ve net. Bakın koordinasyon diyor değil mi? Orman İdaresi orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar ve yaptırır. Demek ki kim sorumlu? Orman İdaresi. Kim söylüyor? Yasa söylüyor. Orman Bakanı ne diyor? Orman Genel Müdürlüğü değil diyor. Belediyeler sorumlu diyor. Siz Orman İdaresi'nin üzerine düşen görevi yapmadığını Yaptırılmadığını mı söylüyorsunuz? Siyasi kurum, çünkü bakın Türkiye'de Orman İdaresi en köklü kurumlardan birisidir. Ve Orman İdaresi ormanları koruma konusunda en duyarlı olan kurumlardan birisidir. Türk Hava Kurumu'nun devre dışı bırakılması Orman İdaresi'nden kaynaklanıyor. Bakandan ve onun tepesindeki kişiden kaynaklanıyor. Sayın Genel Başkan, bu noktada şunu sormak isterim. Şimdi ben de Bodrum'dan geldim bu yayına ve yangınların da günlerdir ortasındayız. İnsanın içi yanıyor. Kemerköy'e de ulaşmaya çalıştım. Yol kapalıydı. Yani orada Bodrum'da en azından etrafta gördüğüm insanlar kendilerini hakikaten uzun süre yalnız bırakılmış hissettiler. Bundan 2-3 gün önce uçakları ve helikopterleri görmeye başladık. Evet. Ama bir yandan da başka yerlerde de çok geniş çapta da yangınlar devam ediyor. Ve büyük de bir mücadele var. Şimdi şöyle bir yorum da var. Buna ne dersiniz merak ederim. Yayına girmeden önce mesela beni eski CHP'li olan Mehmet Sevigen aradı. Eski bakanlardan, milletvekillerinizden. Evet. Dedi ki ben Muğla ve Marmaris yangınlarını yerinde inceliyorum. Yani elbette ki çok vahim bir tablo ama bunun iktidarı muhalefeti yok. Vatandaş da, devlet yetkilileri de canla başla canını dişine takmış çalışıyorlar. Burada birbirini siyaset kurumunun suçlaması yerine bu kutuplaşmayı aşmak için en azından bu kadar vahim bir tabloda birlik olunması gerekiyordu. Niye böyle yapılmıyor gibi bir eleştiri getirdi. Zaten ne dersiniz? Birlik olmasak bizim bütün belediyelerin, İstanbul Belediyesi'nin, Ankara Belediyesi'nin, İzmir Belediyesi'nin arazi üzerine ne işi var orada? Hayır yani devlet görevini yapmıyor. Ayrıca çok sayıda personel gönderdik. Bakın bütün belediyelerimiz gönderdi. Ayrıca biz saman gönderiyoruz şu anda. Samanı yanmış adamın hayvana verecek yem yok. Biz saman gönderiyoruz. Şu anda iktidarın aklına bile gelmiyor bunlar. Ama izin verirseniz biz yapılan yanlışı da söylemek zorundayız. Yanan bizim ormanımız. Oradaki canlılar bizim canlılarımız. Neden zamanında önlem almadılar? Biz eleştirmezsek, bunları görmezsek o zaman bunlar diyecekler ki ya biz her şeyi yaptık ne kadar güzel. Hep birlikte yapıyorum. Zaten aradıkları o. İstedikleri de o. Eleştiri gelmesin. Eleştiri gelince bunu kutuplaşma olarak dillendiriyorlar ve söylüyorlar. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Orman yangınlarında kullanılan bütün araçların akaryakıt giderlerini Orman Genel Müdürlüğü karşılar diyor. Kanuni. Kaç kişinin haberi var? Siz Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesini kısarsanız nasıl karşılayacaklar bunu? Kanunun ben onu da söyleyeyim. 69. maddesi. Koordinasyon kim yapar? Yasa için yazıyor. Koordinasyonu mahallin en büyük mülkü idare amiri yani vali yapar diyor. Bakan koordinasyon yapamaz bu yasaya göre. Bakan orada ne işi var? Bakan orada valinin eli kolu bağlı. Bakan orada diye vali büyükşehir CHP'li büyükşehir belediye başkanını davet bile edemiyor korkudan. Sayın Genel Başkan, bu ikinci söylediğinizin çok yanlış olduğunu bir gazeteci olarak ben de kanaatimi belirteyim. Ancak bakanlar bu kadar büyük bir felakette olay yerinde olmazsa bu defada devlet nerede, iktidar nerede, bakanlar nerede diye haklı bir eleştiri ortaya çıkmaz mı? Yani bu eleştiri tersine döner. Hayır efendim. Bakın devlet dediğiniz aygıt her şeyin önlemini almış vaziyette. Alınsaydı hiçbir şey olmazdı. Her yangında bakan gidecek oraya değil. Büyük bir yangın olur eyvallah. Bakan da gider şu deprem olur mesela. Ama oraya gittiğiniz zaman hizmetlerin aksamaması lazım. Erdoğan da gitti ne oldu? İtfaiye aracı bile beklettiler. İtfaiye aracını.
Uçakları havada beklettiler. Helikopterleri indirdiler. Hiç kimse çıkmayacak. Erdoğan'ın uçağı var diye, suikast olur diye. Ya ormanlar çayır çayır yanıyor. Gitme kardeşim o zaman. O zaman gitme. Ben bunları söylemek zorundayım. Ben bunları söylemezsem görevimi yapmamış olurum zaten. Vali, bakın. Şu devletin yapısına bakın. İki yerde büyük yangın oldu değil mi? Antalya'da ve Muğla'da. Muğla'da. Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Vali Bey telefon açıyor. Kriz merkezine davet ediyor. Beraber bu işi götüreceğiz diyor. Eyvallah, doğru. Vali bu işin tepesindeki kişidir. Ama Muğla valisi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı davet etmekten korkuyor. İçişleri Bakanı orada diye. Sonra da koordinasyon deniyor bu yasaya göre. Hangi koordinasyon sağlanacak? En son gün bizim bir milletvekilimiz gidip uyarıyor. Siz neden Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kriz masasına davet etmiyorsunuz diye. Neden daha? Ne oluyor? Telefon açıyor. Nasıl cevap alıyor? Evet, telefon açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, önlem alıyorsunuz değil mi? Ya zaten alandayız biz diyor. Yeleği giymişiz, alandayız diyor. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Devlet aslında yapı itibariyle güçlü yasaları var ama dağılmış bir vaziyette. Çünkü işin ehli yok. Allah aşkına siz Muğla'nın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir tane ormanlıkta, ormancılıkta hiç ilgisi olmayan bir adamı getirseniz bu hangi önlemi alacak? Alamaz zaten. Böyle bir tablomuz var. Siz belediye başkanlarıyla beraber TYK'ya gittiniz ve dediniz ki bizim uçakları bize verin, biz işte onu aralım, kullanalım. Bir cevap aldınız mı? Orada bir gelişme var mı? Nerede? Türk Hava Kurumu'na. Ziyarete gittiğinizde özellikle. Türk Hava Kurumu'nun... Yani uçakları bize verin ve bundan sonra biz... Evet, Türk Hava Kurumu... Bakın, Türk Hava Kurumu bu toplumun göz bebeğidir. Kuruluşundan bu yana orman yangınlarıyla en ciddi, en tutarlı mücadeleleri yapan bir kurumdur. Türk Hava Kurumu'nu bu duruma kim getirdi? Bu sorunun yanıtını bulmak zorundayız. Türk Hava Kurumu'nu ormanları söndürme, yangınları söndürmek üzere bugüne kadar başarıyla görev yapan bu kurumu nasıl bu noktaya getirdiler? Kim getirdi bu noktaya? Ve bir şey daha söyleyeyim. Bülent Arınç, Sayın Bülent Arınç bir açıklama yaptı. Türk Hava Kurumu'nun bu hale nasıl geldi? Bu orman yangınları nedir? Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu harekete geçsin diye. Yani birisi denetlesin diye. Niçin? O da görüyor zaten bunu. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç yaşanmadı. Bu kadar büyük bir alan yakılmadı, yanmadı yani. Onu da soracağım Sayın Kılıçdaroğlu. Çok özür diliyorum. Siz bu kayyum atanma sürecinde nasıl bir tavır tepki gösterdiniz? Büyük yolsuzluklar var. Türk Hava Kurumu'nda bu iktidar döneminde büyük yolsuzluklar var. 80 milyon dolar kredi almışlar. Ya Türk Hava Kurumu'nun geliri ne? Hangi geliri var? Gayrimenkullerden kira. 80 milyon dolar nereye harcandı? Bilen var mı? Denetleyen var mı? Önlem alan var mı? Aslında bunu ya içim yanıyor. Yani Bakan Pakdemirli de aslında bu yönde eleştiriler yapıyor. Yani biz 150-200 milyon dolar bakanlık olarak destek olduk zamanında. Bu paranın nereye harcandı? Zamanında yani 10-15 yıl içinde. Kayyum söyle. 1,5 milyar lira zarar var. Yani Türk Hava Kurumu elbette girmişsiniz. Evet. Yani yangınları söndürmek üzere kaç lira ödeniyorsa o para ödenmiştir. Evet. Onlar da alınmıştır. Bakın sadece pilotlar için ödenen para 25 milyon lira. Ya sıradan bir şey değil. Alacaksınız, uçakların bakımını yapacaksınız. Sivil havacılık kurallarına göre olacak. Bütün yedek parçalar yurt dışından geliyor. Tamamı dolar bazında. Bir yıllık ihale olmaz. Bir yıllık ihale ne demektir biliyor musunuz? Bir kişinin bu ihaleyi kazanması için bir yangın söndürme filosunun olması lazım. Uçaklar ve helikopterler. Bir yıllık yaptığınız zaman bütün bu yatırımı yapacaksınız. Ertesi yıl ihaleyi kaybettiniz. Ne olacak? Bütün dünyada eğer ihale olacaksa bu 10-15 yıllık yapılır. Girersiniz yaparsınız. Ama Türkiye'de kamu ihale yani Türk Hava Kurumu'nun ihaleye girmesine gerek yok. Ya bir kamu kurumu zaten bu. Bakın Nagihan Hanım, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları
aynı zamanda Türk Hava Kurumu'nun genel kurulunun doğal üyesidir. Yani şimdiki başkan da doğal üyesidir. Kuruluşuna hiç baktınız mı? Tarihine baktınız mı? Önüme defterini koydular. Yönetim kurulu. İlk kuruluşundan bu yana. Ya 40 kuruş için İsmet İnönü'nün çektiği acı. 40 kuruş. Açık. Nerede acaba bu açık diye. 40 kuruş için. Atatürk soruyor ya 40 kuruş bir şey değil. Bugün 40 kuruş yarın 40 lira öbür gün 4000 lira olur diyor. Önlem almak zorundayız. Böyle bir Türkiye'den onlar eski Türkiye diyorlar. Bugünkü Türkiye'ye geldik. Hortumcuların at koşturduğu bir Türkiye'ye. Bu değil. Yine bu orman kanununda bir şey daha söyleyeyim. Çoğu vatandaşımız bilmez. Ormanda elbette yangın söndürme olur ama insanlar hayatını kaybedebilir. Nitekim çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 canımız tabii. Aynı zamanda birçok canlı ormanın içinde evet, hayvanlar tabii. Ne diyor yasa biliyor musunuz? Yasa diyor ki ölenlerin kanuni mirasçılarına ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının brüt 100 katı tutarında para ödenir diyor. Ama devlet son dönemde bu konularda hassas davranıyor. Yani bilmiyorum tabii şu aşamada nasıl bir tablo ortaya çıkacak ama. Hangi konuda ama, hassas davranıyor yani devlet? Yani genellikle yani bu tip felaketlerden sonra maddi olarak yani bir yardım yapmaya çalışıyor. Nitekim yapılan açıklamalar da o yönde. En hassas davranan biziz. Hükümet değil. Kimse kusura bakmasın. Sizin açıklamalarınız ayrı. Ben yani devlet cephesinden yapılan açıklamalar. Devlet öyle hassas falan. Ya ibanlaşmadılar mı? Vatandaştan para topluyorlar. Ya sen kalkıyorsun, vatandaştan para topluyorsun, topladığın parayla ben gideceğim işte vatandaşa yardım edeceğim. Öbür taraftan alıyorsun 10 milyon dolar mıydı? Sudan'a ben yardım edeceğim diye. Ya hangi akıl? Bana bir Allah'ın kulu çıksın, bunun mantığını bana anlatsın. Ya insanlar ölüyor, canlılar ölüyor. Hayat felç olmuş durumda. Vatandaştan para dileniyorsun, bana para ver, ben bu insanlara yardım edeceğim diye. Bütün bunların üstünü kapatıyorsun. Hangi akıl, hangi mantıkla ben Sudan'a 10 milyon dolarlık hibe vereceğim? Ne hibesi? Hangi yardım? Nasıl bir yardım? Yardım ediyoruz diyorlar. Ya 15 Temmuz'dan sonra gazilere de yardım için para toplamışlar değil mi? O paraya da çöktüler. El koydular o paraya da. Biz olmasaydık o gaziler için vakıf da kurulmayacaktı. Bütün bunların hepsi yapıldı. Sayın Genel Başkan yardım demişken şimdi bir de dışarıya yönelik bir yardım çağrısı var ve çok tartışılıyor. Global Call, Help Turkey etiketiyle. Evet. Çok büyük bir tartışma yarattı. Sonra Türkiye'yi Strong Turkey diye karşılık verildi. Yani siz kutuplaşma yok diyorsunuz Türkiye'de ama bu kampanyanın üzerinden de çok ciddi bir bölünme tablosu ortaya çıktı. Benim gördüğüm, kaçırmış olabilirim, CHP olarak bir yorum, bir çıkışta bulunmadınız bu etiketle hükümetin ilgili. Hükümetin yetersizliği vatandaşı isyan ettirdi. Yani siz ölen canlılar var, ölen insanlar var, yanan ağaçlar var, ormanlar çıkıyor göz göre göre. Hepimiz tanık oluyoruz. Önce dediler ki RTÜ'yü devreye koydular, aman ha sakın bunları göstermeyin diye. Niçin kardeşim? Gazeteci habercilik yapacak. Yangın dünyanın her tarafında bir felakettir. Bu felaketten toplumun da bilgisinin olması lazım. Bunu engellemeye kalktılar. Öbür taraftan yardım para yok. Ne yapıyorlar? Vatandaşa IBAN numarası açtılar. Gel bize para ver diye. Başka? Uçak yok. Helikopter yok. Yeteri kadar yok. Ondan sonra Azerbaycan'a gittiler. Rusya'ya telefon ettiler. Başka yerlere. İspanya'dan, Ukrayna'dan geldi. Vatandaş da diyor ki kardeşim sen böyle yapacağına ben de açayım bir şey. İsteyen herkes göndersin. Yani yardımcı. Help Turkey'nin dilini doğru buldunuz mu o çağrıyı? Çünkü o bu kampanya bir taraftan da yani bir provokasyon olarak da sosyal medyada işte konuşuldu. Bu paylaşımı yapanlar. İşte devletimize aciz mi göstermek isteyenler diyen var. Bir diğer taraftan da Strong Turkey. Sanatçılar bile bölündü aslında. Sanatçılar bile yani. Burada bölündü. Bakın, o yüzden nasıl bakıyorsunuz bakın, diye merak devleti ettik. Devleti koskoca, devasa, bölgesinin en güçlü devletini aciz duruma sokan sarayda oturan kişidir. Bakın bir daha söylüyorum. Devleti aciz içine sokan sarayda oturan kişidir. Ya orman yakınları yangınlarını söndürecek bütün kurumlar varken Türkiye'de o kurumları felç ettiler. Para ödenek ayrılması gereken ödenek ayırmadı. Bakın yine orman kanunu okuyorum size. 74. madde. Orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadele harcamaları için Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesine, genel bütçenin dışındadır, yeterli miktarda ödenek konulur.
Konuldu efendim, mu? Bir de konulmadı. Biraz bir soru sorduk. Konu niye koymuyorsunuz diye. İlla yangın mı çıkması lazım? Eğer siz fazla mesaiyi dahi ödeyecek pozisyonda ödeyemeyecek pozisyonda bırakılmışsanız siz devleti yönetemezsiniz. Türkiye'nin sorunu şu anda yönetim sorunudur. Yönetilmiyor Türkiye. Ve vatandaş bir arayış içinde. Bu ülke böyle yönetilmez. Evet, bu ülke böyle yönetilmez. Yönetilemez zaten böyle bir. Netini yönetiyorlar bunlar. Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki şöyle yönetiyoruz biz. Bakın, bakan ayrı telden, cumhurbaşkanı ayrı telden, İçişleri Bakanı ayrı telden. Her birisi ayrı telden çalıyor. Her birisi ama. Bir ya arkadaş, vali orada. Valiye dersiniz nedir? İçişleri Bakanı olarak gidersin, denetleyebilirsin. Nedir, ne değildir? Bir aksaklık var mıdır, yok mudur? Nereden kaynaklanıyor aksaklık? Bunları sorarsınız. Bunların hiçbirisi yok. Gidiliyor oraya. Ne oluyor Allah aşkına? Hep beraber oturuyorlar bir masanın etrafında. Hep beraber oturuyorlar. Biz bunu da tanı olduk. Masanın etrafında oturuyorlar. Ormanlar yanıyor. Uçak yok, helikopter yok. Vatandaş bağırıyor, telefon ediyor. Ya buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. O bir terminal santrale sıçrayacaktı. Üç gün insanlar Temel dediler. Köyü. Ya bak bu Temel. Santral yanacak. Burada çok daha büyük felaket oluyor. Buranın önlemini aldın diye. Alınmadı. Bunlar biliniyor zaten. Bilinmiyor değil. Dolayısıyla beceremiyorlar. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Türkiye'yi az içinde bıraktılar. Ve şimdi kalkmışlar. Efendim Türkiye'de kutuplaşma var. Ne kutuplaşması? Bir beceriksizlik var. Bu beceriksizlik dile getiriliyor. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Gerçekten yönetemiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, burada şunu sormak isterim. Yani genel olarak sizi izleyen, yıllardır izleyen bir gazeteci olarak sizin mutedil bir çizgide, Türkiye'yi yumuşatmayı hedefleyen bir çizgide olduğunuz kanaatine sahip. Şimdi siz kutuplaşma yok diyorsunuz ama yani Türkiye her konuda inanılmaz bir bölünme içinde. Yani belki bu konuda aynı fikirde olmayabiliriz. Evet. Ben Türkiye'nin en büyük probleminin kutuplaşma olduğunu düşünüyorum. Son 10 gündür sadece yangında gördüğüm manzaralar dahi. Bakın daha dün siz de telefon etmişsiniz. Bir televizyon kanalında program yapan meslektaşlarımıza bir grup müdahale etti. Şimdi toplumda her siyasi görüşün çok daha radikalize bir şekilde kendini ifade ettiği topluluklar oluşmaya başladı. Buna karşın çok ne dersiniz? Yani sizin reçeteniz nedir? Türkiye bu kutuplaşmadan nasıl çıkacak? Ana muhalefet partisi lideri olarak elbette iktidara eleştiriyorsunuz sert bir şekilde. Siz ne öneriyorsunuz? Yani ne olacak? Nasıl bu siyah beyaz? Çünkü ben de bir şey ekleyeyim Sayın Başkanım. O zaman şöyle de bir şey. Çünkü ne yaşarsak yaşayalım. Bu ya da ne konuşursak konuşalım ama her şey kutuplaşmanın gölgesinde kalıyor. Efendim bakın, kutuplaşmayı yaratan kim? Biz kutuplaşma yaratıyorsak söyleyin bize, mesela şöyle yaptığınız için kutuplaşma oluyor diye. Bir örnek vereyim size. Devletin kurumları var değil mi? Bankaları var. Başka kurumları var. Hangi gazetelere ve televizyonlara ilan veriyorlar? Habertürk'e veren var mı? Halk TV'ye veren var mı? Veya başka bir kanala veren var mı? Veya belli gazetelere verip belli gazetelere vermeyen var mı? Yapan kim? Ben miyim? Kutuplaşmayı yaratan ben mi? Kutuplaşmayı yaratan iktidarın kendisi değil mi? Hiçbir yasa hazırlanırken gelip de ya arkadaş biz böyle bir yasa taslağı hazırlıyoruz. Ne düşünüyorsunuz, sizin bir düşüncenizi alalım diye bize soran var mı? Hadi bizden vazgeçtiniz. Sivil toplum örgütlerine gidip ya arkadaş biz böyle bir yasa tasarısı hazırlıyoruz, taslağı hazırlıyoruz. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz diyen var mı? Devlet böyle yönetilmez. Ben yaparım anlayışıyla devlet yönetilmez. Bir kişinin iradesiyle devlet yönetilmez. Devlette liyakati bitirdiler. Az önce söyledim. Ya ormana, bölge idare müdürlüğüne ve orman işte neyse müdürlüğüne ormanla hiç ilgisi olmayan birisini getiriyorsunuz. Niçin? Efendim zamanında CHP'den üye olmak istemiş, biz üye yapmamışız, belediye başkanı adaylığını getirmemişiz. Gitmiş AK Parti'ye onu ödüllendirmişler, getirmişler oraya. Ya bunun akılla bir ilgisi yok. Liyakati bitirdiğiniz andan itibaren siz devleti yönetemezsiniz. Ve alttaki kişiler devlete sadakatten çıkarlar, kişiye sadakate bağlanırlar. O nedenle bankanın genel müdürü.
ben diyelim ki bağımsız bir gazeteye ilan verirsem beni görevden alırlar. Ben en iyisi oraya ilan vermeyeyim. Bu ne demektir? Kutuplaşma değil mi? Yaratan kim? Ben miyim? Hayır. TRT'yi alalım. Hepimiz TRT'ye para ödüyoruz değil mi? Bir güne bir gün. Bir güne bir gün. Acaba TRT Genel Müdürlüğü, ya şu muhalefeti de bir çağıralım ya, bunlar ne diyorlar? Biz tarafsız yayın yapan bir kuruluşuz. Yasamız böyle diyor. Yasaya uyan var mı? Hayır. Günün 24 saati ne yapılır? Eleştirilir. Kutuplaşmayı yaratan biz miyiz? Sayın Başkan, çok özür dilerim. Kürşat Oğuz ve Muharrem Sarkaya. Bu yangınların bilinçli çıkarıldığına ya da terör örgütünün parmağının olduğuna dair sizin kendi yerel yönetimlerinizden ya da oradaki ekiplerinizden bir bilgi geldi mi? Bu konuda bir şeyiniz var mı? Yani yangınların en azından belli yerlerde bilinçli çıkarıldığı. Birden fazla yerde yangın çıktı söylendi bize zaten. Yani bunu Antalya'da da söylediler. Ya işin diğer taraftan yani İspanya'da da benzer yangınlar var, Yunanistan'da da var. Yani genel bir kriz söz konusu ama tabii Türkiye'de çok daha efendim yakıcı. Sorun şurada. Dedim mi, devlet yönetilmiyor. Yangın çıkacağı iklim değişikliğiyle beraber belliydi zaten. Ya bu dünyada pek çok bilim insanı yazılar yazdı. Raporlar çıktı. Biz oturduk iklim değişikliğiyle ilgili özel bir toplantı yaptık. Hı hı. Kendi kitapçığımızı hazırladık. Bizim bakın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı orman yangınları çalıştayı yaptı. Uzmanları çağırdı. Daha bu yangınlar olmadan, çünkü iklim değişikliği var. Biz ne zaman yapıldı efendim? Ne zaman yapıldı? Ne zaman yapıldı? Yeni. Daha yeni. Yeni. Hı-hı. Yeni. Yani şeyden önce, yangından önce yani. Hı-hı. Geçen yıl. Bu yapıldı. Şimdi aklı olan her insan bir bakar. Yani geçen gün bu konuda bir toplantı yapıyoruz. Uzmanlarla görüştük, yine Zoom üzerinden görüşüyoruz. Bir akademisyen dedi ki orman yangınlarının çıkacağını ben yazı yazdım dedi. Ben de gazeteyi buldum ve gerçekten yazı yazmış orman yangınları çıkacak diye. Bakın Akdeniz Havzası'na hepsinde var. Peki onlar önlem alıyorlar, biz önlem aldık mı? Almadık ya. Fazla mesaiyi ödeyemez hale getirdik Orman Genel Müdürlüğü'nü. Orada çok nitelikli kadrolar var gerçekten. Yıllarını bu işe vermiş kadrolar var. Yani Sayın Başkan çok özür dilerim. Siz diyorsunuz ki aslında küresel ısınma ve iklim değişikliklerini en fazla hissettiğimiz coğrafyadayız. Geçen sene de büyük yangınlar oldu. Bir şekilde önlem alınmalıydı. Tabii. Önlemler alınsaydı bu iş belki buraya varmazdı demeye getiriyorsunuz. Yine olurdu bakın. Yine olurdu ama bu çapta olmazdı. Ama bu çapta olmazdı. Efendim, olurdu. Şimdi Sarıkaya. Ben desem ki efendim hiçbir şey olmazdı. Doğruyu söylememiyor. Doğruya doğru eğri eğri. Olurdu gene. Yine yangın çıkabilirdi. Yani özellikle bu Kızılçam ormanlarında yangının çıkabileceği ve çok... özellikle akademisyenlerin bana aktardı, ormancıların aktardı. Kızılçam ormanlarında bu iğne yaprak iğnelerin düşmesi, iğne yaprağı mı diyoruz? Kozalaklar. Kozalak dışında. Ya bitki onlar, örtüsü olarak yani Kızılçam zaten. Ormanların altı dinamittir diyorlar. Evet, evet. Yani en ufak şey de o tutuşur ve büyük yangınlar çıkar. Kozalaklar da patlayınca daha yayılıyor. Dolayısıyla bu birden fazla yerden çıkabiliyor. Rüzgar da var. Ayrıca rüzgar. Önlemini almak lazım. Yani az önce söyledim. Yani dört ayrı yerde İstanbul'da, Edremit'te, Çanakkale'de, İzmir'de, havaalanlarında uçaklar hazır bekliyor. Üç uçak sürekli keşif uçuşu yapıyor. Bir yerden duman çıktığı zaman tamam müdahale ediliyor. Köylerde mükellefler, Orman Genel Müdürlüğü mükellefleri buluyor. Belli kişileri sorumlu tutuyor. Burada yangın olursa önlem alın ve derhal bize bildirin. Parasız bildireceksiniz. Hiçbir para ödemiyorsunuz. Bütün bu önlemler alınıyor. Fakat bunların tamamı unutulmuş vaziyette. Peki efendim, siz ilk başta dediniz ki bizim belediye başkanları gerekirse Türk Hava Kurumu'nun bu uçaklarına talip. Siz bu talebinizi Türk Hava Kurumu'na ilettiniz mi ve oradan nasıl bir yanıtla döndünüz ve oraya gittiğinizde karşılaştığınız tablo neydi? Bir de biraz önce Sudan 10 milyon dediniz de Somali. 30 milyondu o efendim. Somali'ye 30 milyonluk yardımdı. Siz Sudan 10 dediniz ama o Somali'ye 30 milyondu. Türk Hava Kurumu'na gittiğinizde sizin belediye başkanlarının talebine bir cevap buldunuz mu? Benim açıklamamdan sonra, basın toplantımdan sonra iş insanlarını, büyükşehir ya daha doğrusu belediyeleri, sadece bize ait belediyelere
artı vatandaşları Türk Hava Kurumu'na sahip çıkmaları gerektiğini söyledikten sonra bizim 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız da toplandılar ve onlar da Türk Hava Kurumu'nun mali sorunlarını aşması için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini açıkladılar. Ama burada bir şey çok önemli. Güven. Güven çok önemli. Onlar bize güvenecekler, biz de onlara güveneceğiz. Ve bu güveni iktidar bize verecek. Örneğin biz yardım kampanyası açtığımız zaman ertesi gün bir genelge çıkarıp efendim sizin paranıza el koyuyoruz demeyecekler. Malum pandemi döneminde yaptılar. Yoksa biz 4 milyon dolar da buluruz. 10 milyon dolar da bu ülkede çok sayıda yurtsever insan var. Yeter ki bu paralar doğru harcansın. Peki Türk Hava Kurumu düşünüyor musunuz? Efendim? Böyle bir kampanya açmayı düşünüyor musunuz? Önce bir anlaşmamız lazım. Şunu bize garanti etmeleri lazım. Toplanan para yerinde harcanacak. Harcama bağımsız bir dış denetim kurumu tarafından denetlenecek. Hazırlanan raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, başkanlığına ve grubu olan siyasi partilere gönderilecek ve Türk Hava Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanacak. Eğer bu şartlar kabul edilirse, ki bunu orada konuşmadık, bunu ilk kez burada açıklıyorum. Şeffaf. Bu ve buna benzer şartlar, yani kabul edilirse ve iktidar da buna müdahale etmezse, paraya el koymazsa, o zaman biz bunu yaparız. Sayın Genel Başkan, bu şartlara çünkü gerek bizim, var mı? Çünkü efendim? THK Başkanı açıkça 4 milyon dolar bulunursa 6 uçağı biz hazır hale getiririz demiş. Dolayısıyla 4 milyon dolar şayet sizin inisiyatifinizle bir şekilde toplanabilirse. İyi de kampanya açtınız, bankadaki hesaba el koydu. O ayrı bir konu. Artı Türk Hava Kurumu dedi ki hayır ben denetlemem, bağımsız dış denetim kuruluna denetletmem. Ne diyeceksiniz o zaman? Yani biz para yerinde harcanırsa, doğru harcanırsa bir sorun yok, Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırırız. Bu konuda hiçbir tereddüt, kimsenin en ufak bir tereddütte bulunmaması lazım. Var olan kayyum heyeti çalışıyor mu? Yani bürokratlara özel bir suçlama getirmek istemem. Bürokratlar kendi görevlerini yaparlar. Varsa bir ihmalleri, ilgili kurum harekete geçer, soruşturma açar vesaire vesaire. Ama verilecek olan paranın kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye'nin gereksinmeleri doğrultusunda harcanırsa, uçaklar ayağa kaldırırsa ayağa kaldırılabilir. Şu bakın şunu da söyleyeyim. Türk Hava Kurumu'nun çok nitelikli bir kadrosu var. Uçakları ne diyorlar, onarma mı diyelim, tamir etme ya da bakımları konusunda. Yedek bakımları. Çünkü yedek parçalar dışarıdan geliyor, Türkiye'de imal edilmiyor. Bütün yedek parçalar alındıktan sonra Sivil Havacılık Kurumu tarafından yine bakılıyor, o kurallara uyuluyor. O kurallara uyulduktan sonra gidiliyor. Yangın söndürme araçları için özel pilotlar var. Bu pilotlar özel olarak eğitiliyorlar. O eğitimden geçen pilotlar ancak yangın söndürmede kullanılabiliyor. Bütün bunların hepsinin ayrıntıları anlatıldı bize. Güzel bir kurum, başarılı bir kurum. Geçmişi çok başarılı fakat maalesef içi boşaltılmış. Büyük ölçüde mal varlıkları üzerinde şu anda tedbir var. Ciddi sıkıntılar var. İstanbul Aksaray'da çok güzel bir otelleri var. O otellerle ilgili ihtilaflar var. Yargı kararları var. Yani bir kurum hani özel olarak böyle batırılabilir. Ben hep şunu söylerim. İktidar Cumhuriyet'in kuruluşundan rahatsız. İdeolojik olarak mı batırıldı diyorsun? Efendim, İdeolojik olarak efendim, batırıldı. Göz göre göre batırdılar yani. Göz göre göre batırıldı yani. Şimdi bunu eğri oturup doğru konuşalım. Yani ben bunu görüyorum. Bülent Arınç bunu görüyorsa başkalarının görmemesi mümkün değil yani. İktidar cephesi de şunu söylüyor. Bunu da dillendirmiş. Cumhuriyet'in olalım. Kurumlarından intikam almak için Cumhuriyet'in kurumunu batırmayacaksınız ya. O ormanlar Cumhuriyet'in ormanları aynı zamanda. Bizim ormanlarımız aynı zamanda. Sayın Genel Başkan, şimdi o iktidar cephesi de diyor ki biz niye Türk Hava Kurumu'na zarar vermek isteyelim? Aksine bir tek Tarım Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı zaten maddi olarak destekleyerek ayakta tutuyor bu kurumu. Ne dersiniz? Eğer peki? Siz Türk Hava Kurumu'na vereceğiniz parayı birisi göz dikmiş, bu para niye oraya gidiyor, bana da verilsin diyorsa ve onun istediği gibi bir şartname hazırlıyorsanız ve Türk Hava Kurumu'nu devre dışı bırakıp parayı oraya veriyorsanız orayı batırırsınız. İşin özü budur. Peki. Bu sadece Türk Hava Kurumu için geçerli bir kural değil. Pek çok yerde geçerli kuraldır. Siz kamu ihale kurumu, kamu ihale yasasını ya 29 harfte yer kalmadı, çift harfler başladı. Türk Hava Kurumu niye ihaleye katılır? Bir devlet kurumu değil mi?
Niye ihaleye katılır? Katılmaması lazım. Ya siz bir sürü kurumu getirmişsiniz, ihale dışı bırakıyorsunuz. İstediğiniz adama, istediğiniz büyük işleri veriyorsunuz. Türk Hava Kurumu gelsin ihaleye katılsın. Niçin? Bu para zaten kamunun. Artı zaten denetleniyor. Artı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları bu kurumun genel kurulu üyeleri, doğal üyeleri. Artı bu kurumun başına hep eski kıdemli askerler gelmiş. Büyütülmesi lazım bu kurumun. Gerçekten bakın bu kurum eğer biraz destek verilirse Türkiye'de bu uçakların pek çoğunu yapabilir. Pek çoğunu ayağa kaldırabilir. Böyle bir kadrosu da var. Müthiş bir kadrosu var. Yetenekli bir kadrosu var. Orada görünce ya dedim ki ya Türkiye gerçekten çok iyi kurulmuş ya. İyi temeller atılmış ya. Bütün bunlara rağmen yıkılmıyor hala yani. Tüm bunlara rağmen. Peki. Şimdi Sayın Başkan müsaade ederseniz başlığı değiştirmek istiyorum. Mülteci meselesine gelmek istiyorum. Türkiye'nin evet bir başka en yakıcı meselelerinden biri mülteci meselesi. Daha yeni açıklama olacak. Evet. Açıklamayı da biraz da genişleteceğim bu açıklamayı dediniz. Özellikle Enine Boyuna programında Habertürk'te sağ olun. Ama müsaade ederseniz önce bir reklam arası vereyim. Reklamdan sonra mülteci meselesine gelelim. Sizin açıklamalarınızda da ve konuşalım aynı zamanda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına da zira bakalım ne diyecek Sayın Genel Başkan. Ama önce kısa bir reklam. Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Kendileri bizi burada ağırlıyor. Sağ olsun. Enine Boyuna'nın ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde de gerçekten Türkiye'nin en yakıcı problemlerinden biri, hatta en üstte duruyor belki de. Bu seçim sürecinde de siyaseten de çok konuşulacak. Mülteci meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu, siz diyorsunuz ki efendim ırkçılık yapmıyorum. Suriyeliler bizim akrabamız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu evet. ve Suriyelilerin sorununu da ben 2 yıl içinde çözeceğim. Bunu vaat ediyorum diyorsunuz. Tabii şimdi bunu söylerken siz bu açıklamaları yapıyorsunuz ama hep kamuoyunda da şöyle bir algı var. Hı. Sanki bir iktidara geldiğinizde yani zorla gönderilme söz konusu olacakmış gibi bir algı var. Bu mülteciler meselesini, bakışınızı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikasını biraz açmanızı ben istiyorum. Biraz daha net anlaşılsın istiyorum ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem zam hem de ülkelerine ivedilikle gönderilmesi gerekliliği noktasında söylemleri var. Bu söylemler de efendim bir taraftan bakıldığında yabancılara karşı nefret söylemini körüklemiyor mu sizce? Ne dersiniz? Buyurun. Öte yandan Tanju Özcan partiyi de eleştirdi. Evet, bir tarafta yani evet. Bizim partinin göçmen konusunda bir politikası yok. Benzeri bir laf söyledi. Şu şartı yapayım mı? O cümleyi de tam net okuyayım evet. Sayın Başkan da buradayken. Efendim diyor ki benim partimin de politikası yok. Bizim genel başkan çıkıyor. 2 yıl içinde geri göndereceğiz diyor. İyi de nasıl göndereceksin? Altını doldurdun mu? Bu cümlelerin yani nasıl yapacaksın evet. gibi bir açıklaması da var. Önce Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız 4,5 ton su alan bir helikopter kiralamış. O da gene bu konuda yardım ediyor. Aynı zamanda şunu da ifade edeyim. Muğla'ya Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 148 araç ve 453 personel gönderdiler. CHP'li olmayan belediyeler ki onlar da gönderdiler hakkını yemeyelim. 83 araç ve 232 personel de onlar gönderdiler. Dolayısıyla bir toplumsal birliğimiz var aslında. Çok önemli. Ayrışmayı yapanlar başkaları ama aşağıda ciddi bir birlikteliğimiz var. Antalya'da da aynı şekilde CHP'li belediyelerle CHP'li olmayan belediyeler toplam 133 araç ve 355 personel gönderdiler. Birlikteliğimiz var. Yani yukarıdakiler ne kadar bizi ayrıştırsalar da aslında aşağıda biz ayrılmıyoruz. Birlikteyiz yani. Ümit Uysal da Murat Paşa Belediye Başkanımız Ümit Bey de evet. o da bir uçak kiralamak o için. O da evet o evet. da. Diğer alanlarda da çalışmalar var. Şimdi göçmen politikası. Göçmen sorununu Türkiye'nin başına kim bela etti? Ben mi? Bu dış politikayı yürüten kişi kimdir? Her şeye müdahale eden, dış politikayı anlayan, efendim kadının giyimine, bilmem nesine, her şeye müdahale eden, dış politikayı getirip de biz çıkmazın içine sokan kim Allah aşkına? 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi buraya getiren kim?
ben miyim? Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Bir daha söyleyeyim. Duysunlar. Bu dış politika Türkiye'ye zarar veriyor, bölgeye zarar veriyor, Avrupa'ya zarar veriyor, dünyaya zarar veriyor. En çok da bizim insanımıza zarar veriyor. Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Peki 3.600.000 Suriyeli herkesin bilmesini isterim. 3.600.000 Suriyeli ne yapacaksınız efendim? Geleceğim oraya. Önce bu dış politikayı değiştireceğim. Orta Doğu'ya barışı ve huzuru getireceğim. Orta Doğu'ya barışı ve huzuru getirmek için de bir projemiz var. İkinci yüzyıla çağrı beyanlarımızda söyledik. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Bu dört ana aktör. Ayrıca diğer aktörler de. Mısır da katılacak buna. İsrail de katılacak buna. Biz Orta Doğu'ya barışı ve huzuru getireceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Orta Doğu, Müslüman kanının aktığı bir bölge değil, Müslümanların barış ve huzur içinde yaşadığı bir bölge olacak. Önce bir sefer hedef koyacaksınız ortaya. Egemen güçlerin orada at koşturmasını, silah satmasını doğru bulmuyorum. Tavrımızı açık net koyacağız. Gittiler oraya, burunlarını soktular, Suriye'yi karıştırdılar. Sadece bize gelen 3 milyon 600 bin Suriyeli var, Ürdün var, diğer yerlerde var. Biz ne yapacağız? Dedim, barışı sağlayacağız. İki, Avrupa Birliği'ne gittim, yetkililerle konuştum. Mültecilerden şikayet ediyorlar. Niye şikayet ediyorsunuz dedim. Ya bu mülteciler buraya gelmeden önce orada kan akıyordu. Siz hiçbiriniz rahatsız olmuyordunuz. İnsanlar ölüyordu, rahatsız olmuyordunuz. Mülteciler geldi diye mi rahatsız oluyorsunuz? E gelecek. Nereye gidecek bu adam? Bu adam demokrasi istiyor. E sizde var sözde. Bu adam iyi bir yaşam standardı istiyor. E kişi başına gelir 25, 30, 50 bin dolar. Buraya gelecek. Kimse kalkıp da Sudan'a ya da Somali'ye gitmek istemiyor. Buraya gelecek. Demokrasi var, özgürlükler var. Daha iyi bir yaşam standardı var. E buraya gelecek. Siz buna engel olamazsınız. Duvar çekseniz de engel olamazsınız. Ne yapmamız lazım? Gayet güzel. Hep beraber önce Orta Doğu'da barışı getireceğiz. Kan akmayacak ortaya. Sonra yeter mi? Hayır. Elinizi cebinize atacaksınız. Onların, oradaki vatandaşların yani Suriyelilerin yolunu yapacaksınız. Okulunu yapacaksınız. Kreşini yapacaksınız. Hastanesini yapacaksınız. Parklarını yapacaksınız. Sonra diyeceğiz ki kardeşim bak evim var, yolum var, okulum var, kreşim var, hastanem var. Buyur kardeşim oraya git. Benim yaptığım açıklamanın bir cümlesi daha var. Davulla zurnayla göndereceğiz diye. Sayın Genel Huzur Başkan, içinde gidecek oraya. Şimdi orada bir şey sormam lazım. Tabii. Şimdi diyelim ki bütün bunlar oldu. Evet. Tabii dünyanın büyük güçlerinin çok büyük oyunları var. Başta var. Amerika ve Rusya olmak var. Üzere. Yani keşke bu dedikleriniz olabilse ama Orta Doğu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Her zaman kaynayan hepsinin bir kazan. Hepsinin farkındayım. Şimdi diyelim ki sizin dediğiniz gibi olumlu bir tablo ortaya çıktı. Evet. Ben göç uzmanlarıyla konuştuğumda bana bir istatistik veriyorlar. Bu tip göç hareketlerinde göçülen ülkede yeniden dengeler otursa da yaklaşık %80 kadarı göç ettikleri ülkede kalırlar. Şimdi diyelim ki sizin dediğiniz gibi bir tablo var ama 3 milyon 600 bin Suriyelinin önemli bir kısmı biz yine de Türkiye'de kalmak istiyoruz diyorlar. Ne yapacaksınız? Zorla mı göndereceksiniz? Hiç kimse asgari ücretin yarısıyla burada dilenci konumuna düşmek istemez. Ama birçoğu girişimci burada iş yapıyorlar. Evet, şimdi para bakın, kazanıyorlar. Ben Avrupalı yetkililere de söyledim. Elbette %100'ü gitmeyecek. Yani onu sağlama şansınız yok. Zaten bir kısmına vatandaşlık verilmiş. Tabii. Ama burada 8 saat değil, günün 10 saati, 12 saati çalışan, asgari ücretin yarısıyla gelir elde eden, sigorta primi ödenmeyen bu insanları kendi ülkelerine ev sahibi yaptığınız zaman, okula gittiği zaman, orada fabrikalar kurduğun zaman çözülür. Sadece bu değil ama, yani gönderme değil. Aynı zamanda Gaziantep'teki iş adamlarına diyeceğiz ki iş dünyasına, kardeşim oraya bütün fabrikalardan birer fabrika da orada yapacaksınız. Emin olun bir yıl içinde bütün fabrikalar orada olur. Yani zorla göndermeyeceğiz, onlar zaten dönmek isteyecekler diyorsunuz. Öyle kesinlikle. Mi? Peki, gönüllü isteyecekler zaten. Yani burada aç keseceğini, orada tabii bu dediğim sadece bu kadarla da değil tabii. Yani biz orada o insanların yaşamını da güvence altına almak zorundayız. Ondan sonrası. Dolayısıyla biz ilk yapacağımız işlerden birisi Suriye'de büyükelçiliğimizi açmak.
burada da büyükelçiliğini açacağız. Hı hı. Diplomatik ilişkileri kuracağız. Sayın Genel Başkan, özür dilerim. Sadece şunu bir ekleyeyim. Şimdi siz şimdi altını dolduruyorsunuz. Diyorsunuz ki zorla geri göndermeyeceğiz. Onlar kendi kendilerine evet. gitmek isteyecekler. Ama ben Türkiye'de yani bu konuda da çok yalnızım. Ama Suriyeli burada yaşayan ve bir kısmı da ciddi iyi derecede Türkçe de öğrendi. Burada doğdular, ilkokulu bitirmek üzere çocuklar var. Onların bu açıklamalardan çok rencide olduklarını düşünüyorum. Yani mevcut göçmen politikasına karşı çıkmayı anlıyorum. Ama mevcut göçmen politikasına karşı çıkmakla göçmenlere karşı çıkmak, göçmenleri dehümanize etmek sonu aşırı sağa kadar gidebilen bir tehlikenin de kapılarını açabilir. Avrupa'da bunun örneklerini görüyoruz. Yani ne dersiniz? Çünkü çok sayıda da mail alıyorum o Suriyeli Türkçe öğrenmiş olanlardan. Kendimizi çok ciddi bir tedirginlik içinde hissediyoruz. Hiç tedirginlik içinde olmasınlar. Irkçılık söz konusu değil. Herkese daha iyi bir yaşam standardı sağlayacağız. Suriye'de sağlayacağız. Herkese. Bize turist olarak gelsinler. Isboğaz'ı gelsinler. Konya'yı gelsinler. Antalya'yı gelsinler. İzmir'i gelsinler. Bakın onlara, bakın OBİT ne demektir biliyor musunuz? OBİT aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasında ciddi bir ekonomik büyüme ve kalkınma demektir. Bizim iş dünyamız sadece orayı değil, Irak'ı da her yeri ayağa kaldırır. Bakın ben Irak'a gittim. Irak'ta dönemin başbakanı bana şunu söyledi. Biz önümüzdeki 10 yıl içinde 500 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Metro yapacağız, toplu konutlar yapacağız, bir sürü otobanlar yapacağız. Ya bunları siz yapacaksınız. Ama biz size otobanı açıyoruz, siz pencereden girmeye kalkıyorsunuz. Niye pencereden giriyorsunuz? Bizim iç işlerimize neden müdahale ediyorsunuz? Haklı mı? Haklı. Biz onu yapmayacağız. İş dünyamızı göreceksiniz. İş dünyamızı. Suriye'de de kişi başına gelir çok artacak. Türkiye'de de artacak. Suriye'deki insanlar da rahat yaşayacaklar, biz de. Orada da demokrasi olacak, bizde de demokrasi olacak. Ben burada başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Siz dediniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden arasındaki görüşmede evet. Afganlar meselesinin de ele alındığı görülüyor. Öyle tahmin ediyoruz. Öyle tahmin ediyoruz dediniz. Bunu neye dayanarak söylediniz ve o görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesi nasıl bir fayda Amerika için sağlayacak? Muharrem Bey, 27,5 yıl devlette çalıştım. Hı hı. Bürokrasinin nasıl çalıştığını, devletin nasıl çalıştığını bilirim. Bir bakan, bir başbakanı veya bir bürokrat yabancı bir kişiyle görüştüğünde, mesela biz heyetler halinde çifte vergilemeyi önleme anlaşmasına katılırdık, giderdik. Ama büyükelçilikte mutlaka birisi olurdu. Onlar geldikleri zaman onların büyükelçiliklerinden birisi olurdu. Bakanlarla giderdik. Bakan oradaysa büyükelçilik, mutlaka büyükelçi olurdu. Şimdi bu kuralı, hani devleti yerle bir ettiler ya, bu kuralı da yerle bir ettiler. Ya Dışişleri Bakanlığı devletin namusudur. Yapılan her görüşmenin tutanakları alınır, devletin arşivine konur. Cumhurbaşkanı gidiyor, yanına diplomasiyle hiç ilgisi olmayan birisini getiriyor. Biden'la konuşuyor. Dışişleri Bakanlığı ortada yok. Niye yok? Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gizlediği nedir? Neyi saklıyor? Benim bilmeye hakkım var. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsan, yaptığın her görüşmenin tutanakları Dışişleri Bakanlığı'nda olmak zorundadır. Ve her yaptığın her görüşmede orada büyükelçilikten birisi, en azından büyükelçi olmak zorundadır. Tercüman bile dışarıdan. Ne demektir bu ya? Oturuyorsun, görüşme yapıyorsun. Ne görüştün? Arkasından açıklamalar yapılıyor. Amerikalılar açıklama yapıyor. Biz oradan öğreniyoruz. Gelecekler. Nasıl gelecekler? 2000 kilometreyi aşacaklar. Afganistan'ı, İran'ı geçecekler. Gelecekler Türkiye'ye. Üçüncü dünya ülkesinde bekleyecekler. Buradan Amerikalılar seçecek, bazılarını istediklerini götürecekler. Buna yalanladılar. Bekledim. Bir dakika. Bir yalanlama geldi. Bir dakika. Evet. Bekledim bir açıklama gelsin. Açıklama yok. Dışişlerinden yok. Erdoğan'dan da yok. Onun üzerine tweet attım. Ya nedir bu rezalet diye. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Efendim çok üzüntülüyüz. Niye böyle bir açıklama yaptınız diye. Yeni mi aklın başına geldi kardeşim? Tamamı genç. Şimdi Suriye'den gelenler savaştan geliyorlar. Kadın, çocuk, yaşlı, genç falan.
Anlıyorsunuz yani bir savaştan kaçıp geliyor. Afganistan'dan gelenler tamamı askerlikte askerlik yapmış veya o çağda olan ekonomik insan. Profil tamamen farklı ekonomik. Diyorsunuz ya, orada. Tamamen farklı. Kadın, çocuk tırlarla yok. Geliyorlar bir de. Peki nasıl geliyorlar? Şimdi sizinle yaptığı bir görüşme var. Süleyman Bey. Soylu Bey. Evet. Efendim bu konuda iddialıyım diyor göçmen konusunda. Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler, adımı değiştireyim. Adını değiştir kardeşim. Bu kadar Afganlı geliyorsa sen hala adını değiştireyim mi? Değiştir. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Yağcılığın boyutuna bakın Allah aşkına. Yapılanın önemini tek anlayan lider ise Merkel. Orada rakamlar da veriyordu Süleyman Soylu. Yani bir sene önce gelen Afgan sayısı bu seneye kıyasla önümde röportaj yok ama çok daha fazla. 2019'da daha yüksek. 2019'da daha yüksek. Yani diyor ki o dönem sesini çıkarmayanlar şimdi çok ciddi kaydı bir göç dalgası yokken. Kaydı o dönem kaydı var şimdi kaydı yok tırlarla geliyor. Kimse bilmiyor ne kadar geldiğini. Ha, o dönem gelenlerin bir kaydı vardı şimdi gelenlerin hiçbir kaydı yok. Yok efendim ne kaydı? 2000 kilometre aşıyor, Gence'yi tırlarla indiriyorlar veya otobüslerle indiriyorlar, İstanbul'a getiriyorlar, belli yerlere getiriyorlar. Önceden planlanan yerlere geliyor bu insanlar, oralarda indiriliyor bunlar. Ya yol geçen anı, gidin sınırlara, sınırda şöyle bir tabela vardır, sınır namusumuzdur diye. Ben de gidin herhangi bir Suriye'ye gidin, İran sınırına gidin, Irak sınırına gidin, oralarda yazar veya Ermenistan sınırına gidin, Bulgaristan veya Yunanistan sınırına gidin, bu yazar. Sınır namusumuzdur diye. Ya yol geçen hanına döndü ya. Sayın Başkan ben bir hafta önce siyaset bilimci Olivier Roy ile konuştum. Hatta iki gündür de yayınlandı televizyonda. Bu göçmen sorununu sordum. Yani Türkiye işte yaklaşık 6 milyon göçmen geldi. Ne yapacağız bunlarla? Avrupa niye almıyor gibi. Aslında bu göçmen politikasının yani açık kapı politikasının Özal'la birlikte başladığını... Ve bir yandan da yani hani biz ne kadar negatif hani toplumsal açısından görsek de Türkiye'nin yumuşak gücünün bir parçası olduğunu, göçmenlerin geldiği ülkelerle ilişkinin o insanlar üzerinden yürüdüğünü söyledi. Bu bir not olarak düşüyorum. Bilmiyorum ne düşünürsünüz? Sormak istediğim şu. Siz Tanju Özcan'ın sözüyle ilgili bir şey söylemediniz. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı bir yani... Sonuna kadar karşı olduğunu zaten söylüyor. Göçmenlerin gitmesini istiyor belli. İzmir Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'den tam tersi bir açıklama geldi. Birlikte yaşamak zorundayız dedi. Ekrem İmamoğlu da benzer o minvalde bir açıklama yaptı. Seyit Torun'da. Evet yani partinizde farklı görüşler var. Birincisi Tanju Özcan'ın ihracı konuşuldu mu partinizde? İkincisi bu farklı görüşler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani siz bunun neresindesiniz? Efendim, hiçbir zaman ırkçılığı kabul etmeyiz. Her insanın başımızın üstünde yeri vardır. Eğer ülkemize gelmişse, savaştan kaçıp gelmişse sığınmacıdır. Ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Diğer ülkeler nasıl yapıyorsa bizim de benzerini yapmamız lazım. Yani bunların Türkiye coğrafyasına dağılmasının bir mantığı yok. Alırsınız bir yerde, kontrol altında tutarsınız... Gıdasını, besinini, efendim işte eğitimini, her türlü sağlığını, her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bunu yapan Türkiye'de son derece saygın sivil toplum örgütleri de var. Evet, Avrupa'da da var benzer şeyler. Ama Türkiye böyle bunu yapmadı. Tanju Özcan'ın yaptığının ırkçılık olduğunu düşünüyor musunuz? Ama Bolu'da, Tanju Özcan'ın çıkışı sizce ırkçılık? Bakın oraya da geleceğim. Bolu'da biraz farklı oldu çünkü. Efendim? Bolu'da biraz farklı oldu çünkü. Hayır, oraya geleceğim. Ama Türkiye'yi... Bir göçmen deposu haline getiren bir siyasi iktidar var. Bunu sorgulamamız lazım. Ya Türkiye bu kadar sahipsiz bir ülke değildir. Batılılar demeç veriyorlar. Norveçlisinden tut Almanına kadar, Avusturyalısına kadar. Evet. Efendim işte ne kadar Türklere minnettarız. Bütün göçmenler burada. Biz size para verelim onu orada tutun. Hatta niçin? Sayın Akşener... Beyler rahatsız olmasın diye. Beyler rahatsız olmasın diye. Biz size para verelim oraya git. Evet, Meral Hanım. Bunu söyleyecek kişi kim? Erdoğan söyleyemez. Bunu söyleyecek kişi benim. Bir daha söylüyorum. Erdoğan bunu telaffuz dahi edemez. Erdoğan paranın tutsağı olmuş durumda. Ama bunu ben söylerim. Kardeşim bu ülke sahipsiz değildir. Göndereceğimse göndereceğim. Nasıl? Onların haklarını teslim ederek göndereceğim. Efendim Tanju Özcan şunu söyledi. Tanju Özcan bulunduğu bölgenin
politik iklimi içinde öyle bir şey söylemiş olabilir. Ama CHP'nin politikası yoktur demek asla yanlış. Böyle bir şey yok. Hiç kimse şunu unutmasın. Erdoğan'a defalarca bir Suriye konferansı yap, uluslararası Suriye konferansı yap dedim, yapmadı. Ama biz yaptık. Sonunda biz yaptık. Göçmenlerle ilgili olarak da bir çalıştay. Gene yapacağız. Yapacağız bu konuda da bir çalıştay. Sadece bu değil. Bu yangınlar, iklim konusunda da bir çalıştay yapacağız. Onlar yapmıyorlar, biz yapacağız. Hedefimizi bulacağız. Doğru yolu bulacağız. Uzmanları dinleyeceğiz, diplomatları dinleyeceğiz, yerli yabancı bilim insanlarını dinleyeceğiz. Doğrusu neyse onu yapacağız. Ama şundan herkesin emin olmasını isterim. Burası bir göçmen deposu olmayacaktır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Bunların yaptığı gibi yapmayacağım. Alacağım, herkes kendi ülkesine gidecek kardeşim. Bu kadar açık ne söylüyorum. Aç bırakmayacağım yalnız. Yolsuz da bırakmayacağım. Okulsuz da bırakmayacağım. Herkes kendi ülkesinde mutlu olacak. Herkes. Peki efendim, Sayın... Bolu Belediye Meclisi'ne aynı karar gelirse sizin tavrınız ne olur? O karar, öyle bir kararın çıkacağını sanmıyorum. Peki böyle bir öneri karşısında siz ne hissettiniz ilk duyduğunuzda? Doğru yani... değil. Doğru değil, bakın. Kimseyi susuz ve aç bırakamazsınız. Sadece insanı değil. Hiçbir canlıyı susuz ve aç bırakamazsınız. Hiçbir canlıyı. Doğa ormana yağmur bile veriyor. Siz insan olarak, aklı başında bir insan olarak kimseyi susuz bırakabilir misiniz? Aç bırakabilir misiniz? Düşmanınız dahi olsa. Hayır, böyle bir gelenek de yoktur aslında. Dolayısıyla hani dediğim gibi o politik atmosfer içinde, kendi seçim bölgesinin getirdiği politik atmosfer içinde böyle bir şey düşünmüş olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası asla ve asla ırkçı değildir, olamaz, sosyal demokratız, insana saygı gösterir, insanın değerlerine saygı gösteririz, inançlarına, kimliklerine saygı gösteririz, o insanların kendi ülkelerinde mutlu olmalarını isteriz. Temel hedefimiz budur zaten. Batılıların, egemen güçlerin yaptığı gibi de davranmayız. Bir başka ülkeyi depo olarak kullanmayı, mülteci deposu olarak kullanmayı da doğru bulmayız. Herkes kendi ülkesinde huzur içinde yaşamalı. Afganistan'ı şimdi getirdiler Suriye'den, yeteri kadar başımız belaya girdi. Şimdi Afganlarla başımız belaya girecek. Neymiş? Gideceğiz, askeri havaalanını koruyacağız. Sana ne kardeşim ya? Sana ne? Ne işin var senin orada? Afganistan bizi ilk tanıyan ülkedir. Afganistan'la dostluğumuz olmalı. Afganistan'da barışı sağlayacak olan ülke de biziz. Fakat biz barışı sağlamak değil, bir tarafın yanında yer almak istiyoruz. Para ver diyoruz, gideceğiz. Para ver diyoruz. Para için yapıyoruz. Ya askerin kanı ne zamandan beri parayla satılır hale geldi? Ne işi var Afganistan'da bizim? Gidersin, Taliban'la mevcut hükümeti barıştırırsın, eyvallah. İki tarafta Türkiye'ye saygı duyuyor. Pakistan'ı devreye koyarsın. Çünkü Pakistan istihbaratının ne kadar Taliban üzerinde etkili olduğunu bilmemek kör olmak demektir. Hala bakın, ya nasıl devleti yönetiyor? Aklım almıyor yani. Sen gideceksin, oturacaksın. Hindistan'la konuşacaksın, Çin'le konuşacaksın. Burada barışırsa, gerekirse bunları bir araya getireceksin. Ben Milli Güvenlik Kurulu, son Milli Güvenlik Kurulu hariç diğer üç toplantıda bu konunun ele alındığını dahi tahmin etmiyorum. Bu kadar hayati bir konunun. Diyorum ya, ülke yönetilmiyor. Temel sorunumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetilmemesidir. Peki. Yönetme sorunumuz var bizim. Her şey var ama Türkiye yönetilmiyor. Peki. Başlığı değiştiriyorum. Evet. İttifaklara geçiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçim ve ittifaklar başlığına Muharrem Sarıkaya tebessüm ediyor. Çünkü Muharrem abi malum Ankara'da epey bir kuliste de hakim. Siz de diyorsunuz ki yani Millet İttifakı derse ki yani siz aday olun, ben Kemal Kılıçdaroğlu olarak kabul ederim, aday olurum. Çünkü onurlu bir görev Cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek olan kişidir diyorsunuz Cumhurbaşkanı. Ve bir taraftan da parlamentodaki ittifaka güven verecek. Hem size oy vermeyen vatandaşların da kucaklandığını görecek. Biz bunu yapmak istiyoruz. Yapmak zorundayız diyorsunuz. Ve bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Ama bir Cumhurbaşkanı nasıl olmalı tarifini de veriyorsunuz. Evet.
Kendinizi de tarif ediyorsunuz. Asıl tartışmamız gereken, bakın. Tartışmamız gereken belki de bu. Evet. Şimdi gerçekten bir ittifak denklemi içinde bakıldığında kim aday olacak? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olacak, kim aday olacak tartışması hep yapılıyor. Biliyorsunuz bizim de tartışma programlarımızda en temel konulardan bir tanesi. Siyasi partilerin liderlerinden de açıklamalar oldu. Ben böyle kısa kısa onlardan da böyle bahsetmek isterim müsaade ederseniz. Eğer Sayın Pervin Buldan'ın bir açıklaması olmuş 1 Ağustos'ta. Demiş ki bizim yolumuz çok uzun değil. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İlk seçimde iktidara gelmek ve bu ülkeyi yönetmek için Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı yapmak için yola devam ediyoruz demiş. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i de yine Enine Boyuna programında evet. Yine aynı ekiple biz ağırladık yaklaşık 2 hafta önce. Sayın Akşener de çok ılımlı o konuda. Sizin isminizi de zikrettiğimizde olabilir diyor. Ben bir şey demiyorum diyor. Evet. Ama İYİ Parti'nin tabanı da eminim Sayın Akşener'i orada görmek ister mutlaka. Keza Sayın Karamollaoğlu da değil mi Kürşat? Evet, aynı evet. Şekilde o da. Şu an için bir şey söylemeyeyim ama ortak bir adayda mutlaka buluşulur deniyor. Bu kadar ittifak denkleminin içinde olduğu bir yerde sizce nasıl olur bu ortak aday konusunda uzlaşma sağlanabilir mi efendim? Ve siz giderek siz elbette. Niye sağlanmasın? Peki. Yani niye sağlanmasın yani? Bir kör düğüm değil ki bu. Peki. Sonuçta bir cumhurbaşkanı seçilecek. Tabii. Soru şu. Nasıl bir cumhurbaşkanı istiyoruz? Tarifi biz? De veriyorsunuz aslında. Tabii öyle olması lazım. Tabii. Mesela tarafsız olması lazım. 83 milyonu kucaklaması lazım. 83 milyonu kucaklamayan kişi cumhurbaşkanı olamaz ki zaten. Erdoğan Cumhurbaşkanı değil bana göre. Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı. Çünkü toplumu ayrıştırdı. Cumhurbaşkanları toplumu ayrıştırmaz. Özal'a bakın. Ayrıştırmadı. Süleyman Demirel ayrıştırmadı. Allah rahmet eylesin. Bunlar seçildikten sonra herkese eşit davrandılar. Elbette gönüllerinde bir parti yatar. Elbette seçim olduğu zaman gider bir partiye oy verirler. Ama toplumu ayrıştırmazlar, toplumu bölmezler, kutuplaştırmazlar. Şimdi tam tersi bir tablo var. Böyle bir tablo, bu sistemin doğurduğu bir tablo. Bu sistem Türkiye'yi uçuracaktı değil mi? Evet, yokuş aşağı uçtuk. Buyurun, yokuş aşağı gidiyoruz. Üstelik şoför kabininde kimse yok. Hep beraber iniyoruz aşağıya, hep beraber uçuyoruz. Ve hep diyorum ya Allah sonumuzu hayır eylesin ya. Nereye gidiyoruz biz böyle? Sayın esnafa bak, çiftçiye bak, memura bak, emekliye bak. Ya herkes böyle bir sanayiciye bak, önümü göremiyorum, yatırım yapamıyorum diyor. Bu sistem değil. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı şöyle. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Evde var ya sigorta. Attığı zaman bütün odalar söner. Sigorta devletin sigortasıdır. Yani her zaman sigortaya elimiz gitmez, elektrik söndüğü zaman gider. Şimdi siz devletin sigortası yok şu anda. Toplumu hale getirin. Devletin sigortası yok şu anda. Kim? Siz hiç Türkiye'nin temel bir sorunu, örneğin Afganistan olayı. Ciddi bir olay değil mi? Ya Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşmeniz lazım. Artı bu konuda siyasi parti liderlerine bilgi vermeniz lazım. Ya arkadaş biz böyle bir şey yapıyoruz. Siz bir karar alıyorsunuz. Parlamento tamamen devre dışı. Ya peki askeri gönderecek kim? Parlamento. Siz kendinizi parlamentonun yerine koyuyorsunuz. Diyorsunuz zaten parlamentoda benim için el kaldırıp indirecek talimatıma uyacak bir grup var. Ve ben o gruba güveniyorum. Nasıl olsa hiç itiraz etmeyecek. Ya aklını kiraya veren bir parlamento mensubu olabilir mi ya? Siz bu sistemi değiştirmeyi vaat ediyorsunuz iktidara geldiğiniz takdirde Millet İttifakı olarak. Şimdi birkaç ay öncesine kıyasla bu cumhurbaşkanlığı bahislerinde giderek farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Doğrudan soralım. Bundan birkaç ay öncesine kadar Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş'ın isimleri ortak aday olarak sıklıkla zikredilirken son günlerde daha fazla oklar size ve Meral Hanım'a dönüyor. Özellikle de size. Sizin de bazı açıklamalarınız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın süreden dolayı onların dönemleri bitmeden aday olmalarının doğru olmadığı yönünde bir kanaatiniz olduğu hissini uyandırıyor. Doğru mudur? Yani siz ortak aday olmak için gönüllü müsünüz?
talip misiniz? Partinizin adına, CHP adına Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz? İçeride bir ekip olduğu söyleniyor. Özellikle bu yönde çalışan ve istekli olan nedir? Ya da ben şöyle ekleyeyim, çok özür dilerim. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri çok dolaştı. Bu partiden birisi aday olacaksa ben olacağım mı dediniz sonunda? Çünkü bunu uzun zaman söylemediniz. En son işte birkaç gün önce ortak Millet İttifakı okey derse ben olurum dediniz. Soru gelince yani ittifak evet derse olacak mısınız? Olursa. Hayır, şunun için soruyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu gitti Malatya'da herhalde birkaç yerde daha miting yaptı. Cumhurbaşkanlığından bahsetti, onu zikretti. Yani o konu açıldı, bayağı miting yaptı. Daha önce biz seçimler sırasında o bölgelere gittiğimizde Ekrem Bey'in buralara geleceği sözünü verdik biz. Ekrem Bey de o sözünü tuttu ve oralara gitti. Yani sözünü tuttu ama gidip Malatya'da buradan iki cumhurbaşkanı çıktı dedi. Bu tutumunuz... Diyebilir. Evet. Doğru, yanlış mı? Yok doğru. İşte bunu... şimdi şöyle bakın. Peki efendim, bu tutumunuz Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun çok öne çıkıp adaylık konusunda fazla ön almalarını bir kesme hareketi miydi? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten içinden de adaylık geçiriyor mu? Soru güzel. Şöyle söyleyeyim. Bir ittifakımız var. Adına ne diyoruz? Millet İttifakı. Millet İttifakı. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan sizin bir ismi dillendirmeniz kadar yanlış bir şey yok. Bunda da hemfikir miyiz? Koyuyorum bir tarafa. Şimdi bakın, iki yapı var. Bir yapı Cumhur İttifakı, bir yapı Millet İttifakı. Cumhur İttifakı da otoriter bir yapı. Bir kişinin sözü geçiyor, herkes ona biat ediyor. Orada aklı kullanmak veya sorgulamak diye bir kavram orada yoktur. Hem tepede hem parlamentoda. Yok orada. Ben olacağım diyor, mesele bitmiştir. Sayın Başkan, yani Sayın Bahçeli sizce Sayın Cumhurbaşkanı'na itaat mi ediyor? Evet. Yani aksini söyleyebilir mi? İddialı bir söylem. Hayır, aksini söyleyebilir mi? Asla söyleyemez. Hatta muhterem dedi. Bizim adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Aksini söyleyebilir mi? Söyleyemez. Sizce söylemek istiyor mu? Hayır efendim, söyleyemez. Otoriter bir yapı var. O otoriter yapı içinde kendilerini götürüyorlar. Diğer konuya geçeceğiz. Diğer tarafta ise demokrasi var. Yani Millet İttifakı. Demokrasi kültürü var. Demokrasiyi hem içselleştirmek hem Türkiye daha geniş bir yapı içinde getirmek istiyoruz. Evet. Dolayısıyla demokrasilerde ne olur? Oturup tartışırız. Ya yani çok önemli bir soru sordu. Dediniz ki iyi bir soru ama cevabını veriyorum. Veriyorum, cevabı bu. Şöyle sorsam. Ayrıca şu var. Yani bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinden geçiyor mu dedim. Bir bakın, ben onu az önce söyledim. Bu soru bana sorulduğunda evet Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette herkes, yani talep gelir, evet siz olacaksınız denirse olunur. Anladım. Tabii bu, yani bunu yadırgamak ya da bunu doğru bulmamak. Sayın Genel Başkan, şu açıdan soruyorum. Millet İttifakı içerisinde veya Millet İttifakı üzerinde, zemininde en çok tartışılan mesele adaylık. Millet İttifakı açısından en önemli meselenin adaylık meselesi olduğunu da ortaya çıkartmıyor mu bu o zaman? Ben, yani neden bu konuyu sürekli dinamik tutma çabasındasınız? Hayır, buradaki, efendim, buradaki... tutmuyor, medya tutuyor. Yani siz sormasanız ben bu konuya mesela hiç girmeyeceğim. Peki ne zaman bir adayla ortaya çıkacaksınız? Efendim? Yani kamuoyu merak ediyor, bizler de merak ediyoruz. Ortada daha seçim yok, bir şey yok. Yani şöyle bir tablomuz var. Medya isimler üzerinde, kişiler üzerine odaklanmış vaziyette. Yanlış buradan başlıyor. Ya arkadaş, cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ya bir sıradan bir insan seçmeyeceğiz. Belediye başkanları cumhurbaşkanı da... nitelikleri olmalı. Nasıl olmalı? Ha. Neyin nesidir? Gerçekten bakın, seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyoruz ki nefsine hakim olmayıp, duygularına hakim olmayıp ben burada kalacağım dediği andan itibaren bir başka felaketin kapısını açıyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etsinler der misiniz? Etmeli. Bir dönem daha devam etmeli. Daha niye, önce de efendim, söylemiştiniz bunu sanırım. Niye bir dönem? Değil mi? Yani başarılarını sürekli olmasını isteriz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın sürekli başarılı olsun. Elbette daha iyi yerlere gelebilirler, daha güzel yerlere gelebilirler. Burada hiçbir tereddütümüz yok bizim.
Peki şöyle ki siyaset aslında 3 yıldır ittifaklar üstünden şekilleniyor. O ittifak denklemleri çok önemli. Yeni partiler de var. Deva Partisi var. Gelecek Partisi var. Onlar da önemli. Ve görüşmeler de bir şekilde devam ediyor. Ama Millet İttifakı'nın şu an net olarak paydaşı İYİ Parti var. Saadet Partisi var. Doğru mu? 3 parti. Fakat 4 parti. Demokrat Parti, özür dilerim. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Temel Bey sanki yani Temel Karamoğlu'nun sanki çok bu taraftan yaklaşmıyor. İşbirliği içindeyiz. Yani biz program yaptık, orada da benzer bir şey söyledi. Yani elbette seçim işbirliği yaptık. Yani bundan sonrasını zamanla göreceğiz. Zamanla görülüyor. İYİ Parti kadar ortağınız değil. Hayır, şunu ifade edeyim. Net değil. Evet. Bakın şunu ifade edeyim. Bakın yerel seçimlerde bir ittifak yoktu zaten. Ortaklık var. İttifakı öngören yasa genel seçimler için vardı. Yerel seçimlerde bakıldı ya, bazen aynı yerden İYİ Parti de çıkardı, biz de çıkardık. Bazı yerde Saadet Partisi de çıkardı, biz de çıkardık. İYİ Parti de çıkardı. Ama halk bir ittifak yaptı. Gönlünden geçen bir kişi geldi, seçti. Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı yani. Dolayısıyla ittifak, normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçimlerinde ittifak var. Yasa orada öngörülüyor. Evet. Diğerlerinde bir ittifak söz konusu değil. Ama karıştırılıyor. Ha ittifak, o zaman her şeyde ittifak. Her şeyde ittifak yok yani. Parlamentoda bazen biz bir yasaya evet deriz. İYİ Parti hayır der. Bizim hayır dediğimize İYİ Parti evet diyebilir. Saadet Partisi'nin milletvekili var. Saadet Partisi'nin sayın milletvekili evet veya hayır diyebilir. Ayrı ayrı partileriz ama Türkiye demokrasiyi getirme konusunda görüş birliğimiz var. Peki bu Millet İttifakı çatısının içinde Deva ve Geleceğin olmasını da arzu eder misiniz? Yani diyorsunuz ki farklı... Deva ve Gelecek Partisi'nin yöneticileri elbette karar verecek. Ya da gidişat yani, acaba oraya doğru mu? Şöyle bir söylem birliğimiz var, onu da ifade edeyim. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyoruz aslında. Yani bütün yetkilerin bir kişiye verildiği bir rejimin Türkiye'yi nereye getirdiğini hep beraber gördük. Tam bir felaket. Dolayısıyla Türkiye'nin buradan kurtulması lazım. Parlamentonun gücüne kavuşması lazım. Ama şu, biz güçlendirilmiş parlamenter sistem derken zaman zaman şu soru bize geliyor. Efendim siz eskiye mi dönmek istiyorsunuz? Hayır. Eski de kötüydü. Biz gerçek anlamda darbe hukukundan arınmış, gerçekten demokrasiyi içselleştirmiş bir yapı ve o yapıyı sağlayan yasalar istiyoruz. Anayasa, yasalar, mesela seçim yasası bir darbe yasasıdır. Milletvekili seçimleri. Vatandaş sanıyor ki milletvekilini ben seçiyorum. Hayır efendim, milletvekillerini genel başkanlar seçiyor. Onlar sadece listenin altına mühür vuruyorlar. Milletvekili adaylarını halk seçsin dediniz zaten. Evet. Milletvekilini millet seçsin. Bu seçim için onu uygulayacak mısınız? Uygulamak isteriz tabii. Ama biz bakın, bu bir parti için değil. Biz bütün partiler için. Yani A Partisi yaptı, diğer partiler uymadı. Olmaz. Biz genel bir demokrasi kaidesi. Cinsiyet kotasını mesela getirilmesini ister. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotası gelsin, koyalım. Bütün partiler zorunlu olarak koysunlar. Yani kişilerin iradesine bağlı olmasın. Peki, efendim, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların genişletilmiş Millet İttifakı liderlerinden oluşacağı bir proje üzerinde hiç konuştunuz mu, çalışıyor musunuz İYİ Parti ile veya diğerleriyle? Konuşmadık. Şimdi liderler kabinesi. Ya, konuşmadık ama her parti güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalar yapıyor. Biz bir rapor hazırladık 150 sayfa civarında. Gelecek Partisi hazırladım. Deva Partisi'nin çalışması var, Saadet'in çalışması var, İYİ Parti hazırladım. Raporlarımızı belli kendi yetkili organlarımızdan geçirdikten sonra gönderiyoruz diğer partilere. Burada önemli olan şu, onu da ifade edeyim. 100-150 sayfalık raporun kamuoyuna açıklanmasının çok büyük yararı yok. Çünkü kimse 150 sayfalık raporu, yani meraklısı dışında kimse ve vatandaşı alıp okumaz. Burada önemli olan şu, ilkeleri belirlememiz lazım. Hangi ilkelerden yola çıkıyoruz biz? Ve bu ilkelerin de kamuoyuna duyurulması lazım. Biz bu ilkeler üzerinde anlaşabilirsek, o zaman bütün sorun da kendiliğinden çözülmüş olur. Yani yetki verdiğimiz kişi, partiler, ittifakı oluşturan partiler, o ilkeleri
hayata geçirmek için topluma, yani halka söz verip sözün arkasında durma güvencesini verirlerse bence pek çok şey aşılmış olur. Efendim bu halka demişken... Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir kısa reklam arası daha vereyim efendim. Ardından devam edelim, olur mu? Size bağlı, bana peki, değil. Kısa bir reklam arası ardından devam edeceğiz. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Bir kez daha hatırlatayım. Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikteyiz. İttifakları konuşuyoruz. En çok merak edilen başlıklardan biri. Şimdi Nagihan kısa bir soru soracağım dedi. Yarıda kaldı dedi. Evet, hani ardından da Muharrem Sarıkaya'ya geleceğim. Peki, kendisinin sorusu ben çok olacak. Kısa şunu sorayım. Şimdi zaman zaman daha önce size benzer minvalde sorular gelmişti ama şimdi Türkiye yeniden hakikaten zor günler yaşıyor ve toplum da gerilmiş durumda. Yani birçok kişinin de gözlemi bu yönde. Siz işte Millet İttifakı olarak iktidara geleceğinizi söylüyorsunuz, vaat ediyorsunuz. Geleceğiz. 2023 seçimleri, normal zamanda yapılan seçimler olursa ve iktidara gelirseniz, şimdi bu kadar uzun yıllardır gelen bir iktidar var Türkiye'de ve toplumda da ciddi bir ayrışma var. Ortaya çıkacak rövanşist duygularla nasıl baş edeceksiniz? Bir devri sabık yaratılmak istenirse, daha önce biz yaratmayacağız demiştiniz ama bunu yeniden sormak isterim. Türkiye'de bir iktidar değişimini yönetebilir misiniz? Herkesin şundan emin olmasını isterim. Devletin adaletle yönetileceğini bilen bir insanım. Kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla bir devlet yönetilmez. Devletin dini adalettir demiş Hazreti Ali. Dolayısıyla biz devletin dini adaletse adaletle yol almak zorundayız. Hiç kimseyi ötekileştirme gibi bir niyetimiz yok. Hiç kimseyi. Kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, bu topraklarda yaşıyorsa bayrakla ve vatanla bir sorunu yoksa herkesin başımızın üstünde yeri var. Siyasetin derdi her evde huzurun olması, her evde bereketin olması, her evde mutluluğun olmasıdır. Eğer bunu yapabilirsek mesele yok. Elbette ki sorunlar var. Ben bunu biliyorum ve bu sorunların çok derin olduğunu da biliyorum. Ama liyakatli kadrolarla bu sorunlar çözülür. Ben şunu söyledim vatandaşlarıma. 6 ay içinde herkes şöyle bir rahat nefes alacak. 6 ay içinde. Üniversiteden mezun olmuş olan işsiz de, emekli de, diğerleri de, herkes 6 ay içinde, bir esnaf da, çiftçi de bir nefes rahat alacak. Rahat bir nefes alacak. Bunu sağlayacağız. Faizleri sıfırlayacağız dedim. Öğrenci iş bulamamışsa, üniversiteden mezun olan gidip de kredi borcunu öde, faiz yükledik falan. Bunların hepsini bitireceğiz. Yani her şeyi kafamda oluşturmuş vaziyetteyim. Neleri yapacağımızı 3 aşağı 5 yukarı. Tabii bir de şunu da bilmenizi isterim. Ben maliyeciyim. Yani 27,5 yıl hep maliyeyle uğraştım. Vergi nasıl toplanır, para nasıl harcanır, bütçe nasıl yapılır? Başbakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla çalıştım. Dolayısıyla şunu çok iyi bilirim. Parayı bulmadığınız sürece bir şey yapamazsınız. Önce parayı bulacaksınız. Bunun da bütün altyapısını oluşturduk. Olağanüstü güzel bir projemiz var. Onu önümüzdeki zaman dilimi içinde geniş kitlelerle paylaşacağız. İşsizlik sorunu bitirmeye de kararlıyız. Bak, işsizlik sorunu. 5 yıl içinde Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Sayın Başkan, Allah nasip eder bunları gerçekleştirir. 5 yıl içinde çok ama çok farklı bir Türkiye. Dünyayla barışık bir Türkiye, Avrupa Birliği ile barışık bir Türkiye. Avrupa, bakın ben dönemin başbakanlarına şunu söyledim. Dedim ki neden biz Avrupa'nın fasıl açmasını bekliyoruz? Yani aman bize bir fasıl aç, biz yargı reformu yapalım. Fasıl aç şunu. Ya niye açalım? Kardeşim, bizim aklımız yok mu? Bizim yeteneğimiz yok mu? Oturalım, tamamını biz yapalım ve dönüp Avrupa Birliği'ne diyelim ki kardeşim ne istiyorsun bizden? Biz zaten hepsini yaptık. Evet, siz ekonomiye giriş yaptınız bile. Ben ekonomi başlığı diyecektim ama siz bir taraftan ekonomiye gelmeden siyaset sorularımız. Ekonomiye gelmeden siyasette birkaç şey var. Evet. Siz birkaç gün önce verdiğiniz bir demeçte HDP ile bugüne kadar ittifak yapmadığınızı söylediniz. Doğru. Fakat her ne kadar ittifak olmasa da veya adına doğrudan ittifak denilmese de HDP İstanbul, Adana, Mersin gibi illerde aday çıkartmayarak aslında dolaylı bir ittifak sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Böyle de bir durum söz konusu. Şimdi Pervin Buldan, Mithat Sancar,
iki eş genel başkan son dönemde yaptıkları açıklamalarda çok net bir şekilde diyorlar ki artık böyle gizlimiz saklımızla bir yere gidemeyiz. Doğrudan açıktan ittifak yaparsak yaparız, yapmazsak da yapmayız. Böyle bir çağrı ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ittifak yapma konusunda neden çekingen davranır? Şimdi az önce söyledim. Bizim bir ittifakımız var. Adına Millet İttifakı diyoruz. Siz Millet İttifakı'nın bileşenleriyle biz hepimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Beraber belli şeylere karar vermek zorundayız. Bunu yapmazsak aramızda güvensizlik oluştururuz. Oysa bütün ilişkilerimizin güvene dayanması lazım. Tıpkı devlet yönetiminde vatandaşla yöneticiler arasındaki güven gibi. Bu güvenin olması lazım. Böyle bakıyoruz biz olaylara. HDP doğru. Büyükşehir bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmadı. Ama tamamı bize mi oy verdi? Bir kısmı bize, büyük bir kısmı bize, bir kısmı başka partilere mi oy verdi? Bir kısmı hiç mi sandığa gitmedi? Onu bilmiyoruz. Ama hayatın bir gerçeği var. Yani biz bunu yasmıyoruz. Bir de şöyle bir geldi, şey yok. Geldi CHP'ye oy verdi diye ne kızacak halimiz var. Tam tersine mutlu oluruz. Her siyasi parti oy kullanan her vatandaşın oyuna taliptir zaten. Yani biz de isteriz. Keşke AK Partililer de gelip bize oy verseler. Ve nitekim AK Partililer de bize oy verdiler. Yani İstanbul seçimlerinde çok sayıda AK Partili geldi. Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy verdi. Ankara'da yine çok sayıda AK Partili geldi, oy verdi. Biz yani bunları da biliyoruz siz, yani. Sayın Başkan, HDP'lilerin de oyuna elbette talibiz. Elbette. Her parti gibi. Ama masada olmayız demeye getiriyorsunuz herhalde. Net bir şekilde açıklamayı ben bu şekilde anlıyorum. Sayın Pervin Buldan'la Sayın Sancar, Muharrem Sarıkaya'nın da dediği gibi diyorlar ki Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği masada biz de olalım. Yoksa sonradan gelip bize şu aday olsun, destekleyin demeyin mesajını veriyorlar. Yani gelin birlikte çalışalım mesajını veriyorlar. Bir diğer taraftan da şöyle bir aslında açıklamalar da yapılıyor. İşte %50+1 bu sistemde denklem, çünkü ittifak sisteminde böyle bir yüzde oranıyla işlediği için o zaman nasıl olacak yani HDP'nin de içinde olmadığı denklemde %50+1? Yani aslında amiyane tabirle HDP biraz da biz çantada keklik değiliz demeye Hayır, çalışıyor. Efendim, zaten öyle bir partiyi çantada keklik görmek kadar yanlış bir evet. şey yok. Yani dolayısıyla HDP'yi tavrınızı değiştirecek bir misiniz? Saygısızlık olur. Yani bir partiyi çantada keklik görmek saygısızlık olur partiye. Biz her partiye saygılıyız. Bir şeyin daha altını özenle çizmek isterim. Bütün partilerle görüşen tek parti de biziz. Çünkü bizim böyle bir tarihin bize yüklediği böyle bir misyon var. Biz kendi ülkemize her görüşe saygılıyız. Her kimliğe saygılıyız. Her inanca saygılıyız. Biz kendi ülkemizde demokrasi olsun istiyoruz. Herkes kimliğiyle, inancıyla, düşüncesiyle, görüşüyle saygı görmelidir. Dolayısıyla kimse ötekileştirilmemelidir. Temel felsefemiz bu. Tabii elbette HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz, İyi Parti ayrı parti, Saadet Partisi ayrı parti. Her birimizin programları farklı, her birimizin dünya görüşü farklı olabilir. Ama bir şey var, yani hepimiz bir demokrasi istiyoruz kendi ülkemizde. Şiddet istemiyoruz, ötekileştirme istemiyoruz. Herkesin belli bir ekonomik güce kavuşmasını istiyoruz. İstihdam herkesin olsun istiyoruz. Devlette liyakat istiyoruz. Şu bizim partili diye alayım, bu bizim partili değildir diye almayayım. Veya şunun kimliği böyledir diye alayım, şunun kimliği bizden değildir diye veya farklıdır diye bunu devlet yönetiminde almayayım. Bunları tamamen bırakmak istiyoruz yani. Bunu yapacağız yani. Benim sorum şu açıdan. Kararlıyız yani. Cumhuriyet Halk Partisi veya onun öncesindeki veya devam ettiği evet. parti olarak kabul edersek. Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde evet. 91 yılında işte yemin töreniyle başlayan bir problem ortaya çıktı. Ardından Kürt Konferansı ile gelen bir kopuş süreci ve sonra da HDP ile aranın açıldığı bir döneme tanıklık evet. edildi. Siz 2019'u HDP tabanıyla veya HDP seçmeniyle yeniden bir barışın sağlandığı dönem olarak görüyor musunuz? Ve bu önümüzdeki süreçte başka bir şekle evrilebilir mi? Yani özetle onlar daha net bir durum bekliyor. Anlaşıldığı kadarıyla HDP diyor ki daha açık. Evet mi hayır mı? Yani bunu bize söyleyin, biz de ona göre davranalım. Sizin bu konuda yani yakın zamanda ya da orta vadede net olarak söyleyeceğiniz bir şey olacak mı?
net olarak söyleyeceğimiz şey şu, onu gayet net ifade ediyoruz yani. Biz bütün siyasi partilerle görüşürüz, bütün siyasi partilere saygı duyarız. Her bir siyasi partinin programına, dünyaya bakışına saygı gösteririz. Onların demokrasi konusundaki görüşleri bizimle örtüşürse son derece mutlu oluruz. Böyle bakarız biz. Peki. Farklı bakmayız. Ama HDP'ye yani yönelik koparmayacağız diyorsunuz. Yani herhangi bir politika değişikliği CHP'nin ajandasında yok. Bugüne kadar nasıl geldiyse 2023'e de öyle yürüyeceğiz diyorsunuz. Elbette yani şimdi şöyle, bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak kadar yanlış bir şey yok. Bu Türkiye'yi böler ve ayrıştırır. Kutuplaştırmadan söz ettiniz. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırdığınız andan itibaren siz demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Efendim işte HDP'yi terör örgütü üzerinden suçluyorlar. Şu örneği veriyorum. Kardeşim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terör örgütü mü yönetiyor? Genel kurulda HDP'nin temsilcisi ya da başkan vekili çıkıyor kürsüye. Sayın Bahçeli de el kaldırsa, söz vermediği sürece konuşamıyor. Ben de el kaldırsam konuşamıyorum. Efendim AK Parti'nin grup başkanı, grup başkan vekilleri izin isteyerek konuşurlar. Yani şimdi biz terör örgütü yönetiyor ve o izin vermediği zaman konuşmuyorlar mı diyeceğiz? Akıl var, mantık var. 6,5 milyon oy alan bir siyasi partiyi düşmanlaştıramazsınız. Ha, eleştirebilirsiniz. Dünya görüşünü eleştirebilirsiniz, ekonomi politikasını, sağlık politikasını, eğitim politikasını eleştirebilirsiniz. Biz de eleştiriyoruz zaman zaman, onlar da bizi eleştiriyorlar. Ama eğer 6,5 milyon oy alan bir siyasi partiyi düşmanlaştırırsanız siz demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Peki. Neden? Acaba bunlar neden gidip de işte bilmem falan partiye destek verdiler veya falan partiye destek verdiler veya destek vermediler. Destek verir vermez o ayrı bir şey ama yapmamız gereken şudur. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru ise ve bir anayasa bunu yazıyor ise her siyasi partinin diğer siyasi partilere de saygı göstermesi lazım. O nedenle söylüyorum, bütün siyasi partilerle görüşen tek parti biziz. Görüşürüz. Niye görüşmeyelim? Yani parlamentoda olmayan siyasi partilerle de zaman zaman görüşüyoruz. Geliyorlar yetkililer, oturuyoruz, konuşuyoruz. Onlarla da görüşüyoruz. Yani bir siyasi görüşü vardır. Sonunda hakem kimdir? Hakem halktır. Gidiyorsunuz ona. Ona başvuruyorsunuz. Vatandaş destek veriyorsa geliyorsunuz, destek vermiyorsa çekiliyorsunuz bir köşeye. Peki, Sayın Başkan, son blok, son 12 dakikamız. Yönetmen de bir taraftan uyarıyor. Sayın Başkan'ın da hem gençlere de sanırım kapanışta ve ekonomiyi konuştuktan sonra da bir mesajı da olacakmış özellikle. Ben kısa Millet İttifakı'nın diğer büyük ortağıyla alakalı bir şey soracağım. 2018 yılında 15 milletvekili verdiniz ve İyi Parti'ye doğrudan seçimlere katılma imkanı sağladınız. Hatta Meral Hanım da sizi çok övdü, çok teşekkür, ince bir hareketti zaten. Fakat son anketlere baktığımızda ya en azından genel olarak yani yanıltabilir anketler tabii ki ama bir ortalama bir şey çıkıyor. İYİ Parti'de bir yükseliş, sizin ise oyunuzun daha sabit durduğu diyebiliriz, görülüyor. Bu Millet İttifakı'nı güçlendiren bir şey, sorun yok. Ama bir gün o ittifak ayrıldığında İYİ Parti başka bir şekilde ayrıldı, başka bir yere gitti. Neticede size bir rakip olacak. Bundan hiç endişe duydunuz mu? Yani yok. 2018'de yaptığınız bu kim demokrasiden yana tavır alıyorsa ve halkın desteğini alıyorsa başımızın üstünde yeri var. Hı hı. Ben demokrasiye inanıyorsam buna da inanmak zorundayım. Bütün, ittifak içindeki bütün partiler de birbirimize rakibiz aynı zamanda. Evet, bir gün rakip olabilirsiniz zaten. Yani. Hayır ya, bugün de rakibiz, bugün de rakibiz yani. Doğru. İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı gider bizim partiye oy verin der. Ben giderim bizim partiye oy verin derim. Saadet Parti bize der. Demokrat Parti de bize oy verin der. Bizi birleştiren unsur ne? Bizi birleştiren unsur demokrasi. Biz demokrasi istiyoruz. Demokrasi içinde A Parti de olabilir, B Parti de olabilir, C Parti olabilir, tek başına iktidar olabilir. Ama ben şunu söyledim mesela. Cumhuriyet Halk Partisi bu var olan sistem içinde 400 milletvekili çıkarsa dahi ittifakın bütün bileşenleriyle beraber ülkeyi yönetmek zorundadır. Hı hı. Çünkü yeni Türkiye yeniden liyakat ve adalet üzerine yeniden inşa edilmek zorundadır. Hiç kimse
CHP geldi, acaba benim kazandığım haklar benim elimden alınacak mı diye bir endişeye kapılmamalı. Hiç kimse. Orada bileşenlerin hepsi olmalı. Herkes diyebilmeli ki ya bunlar gerçekten samimi olarak bu ülkeye demokrasiyi getirmek istiyorlar. Sayın Genel Başkan, burada şimdi bir ekonomi başlığını açalım. Son 10 dakika küçük böyle kısa bir soru cevap olsun o zaman. Kürşat İYİ Parti ile CHP arasındaki dengeleri sordu. Ben de CHP'nin içine yönelik küçük bir şey sormak istiyorum. Yakın zamanda CHP Zihniyet diye bir belgesel de yapıldı. Siz orada önemli açıklamalar yaptınız ve çok da fazla izlendi. Şimdi siz CHP'ye bir iddia ile gelmiştiniz. Partiyi dönüştürme iddiasıyla gelmiştiniz ama yer yer dönüşemediği noktasında bir takım fotoğraflarda ortaya çıkıyor. En azından kamuoyunun bir kısmında böyle bir kanı var. Siz hakikaten CHP benim çizgime geldi diyor musunuz? Yoksa o belgeselde de anlatıldığı gibi hala toplumun önemli bir kısmında aslında belleklerde olan o CHP zihniyeti partinin içinde bir yerlerde yaşıyor? CHP benim çizgime gelmedi. CHP halkın çizgisine geldi. Gerçekten halkın partisi oldu. Bakın bugün taşeron işçilerin sorununu dile getiren sadece bizdik. Ve kadro vermek zorunda kaldılar. Biz aynı şekilde mesela yüz binlerce apartman görevlisi var. Sorunlarını dile getiren tek parti biziz. Kamyon şoförlerinin, taksi şoförlerinin sorunlarını dile getiren biziz. Şeyden, konteynerlerden kağıt toplayan, çöp toplayan insanların sorunlarını dile getiren biziz. Onları örgütleyen biziz. Onların sorunlarını dile getiren ve çözüm önerilerini de onlara götüren biziz. Muhtarların sorunu var. Muhtarlar sanki demokrasinin ana unsuru değilmiş gibi ikinci sınıf görülüyorlar. Muhtarların sorununu ve nasıl çözülmesi gerektiğini, onların seçimlere hangi koşullarda girmesi gerektiğini dile getiren biziz. Yani şöyle, biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz artık. Sosyal kimlikler. Muhtarlık bir sosyal kimliktir. Bütün muhtarların sorununu. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. Bütün apartman görevlileri. Efendim emekliler bir sosyal kimliktir. İki maaş ikramiyeyi biz sağladık. Vermek zorunda kaldılar. Aynı şekilde göreceksiniz pek çok şeyi yapmak zorunda kalacaklar. 3600 göstergeyi dile getiren biziz. 3600 göstergeyi de ödettireceğim onlara. Getirteceğim. Dolayısıyla biz artık olayları halkın gözüyle görmek, var olan sorunları da halkın beklentileri içinde çözmek durumundayız ve bunu yapıyoruz. Peki ekonomi diyelim mi arkadaşlar? Evet. O zaman böyle bir son blokta en azından yaklaşık böyle bir 7-8 dakikamız var. Güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bir açıklaması oldu. Dün akşam da A Haber kanalındaydı yayında. Ekonomiye karşı çok pozitif mesajlar verdi. Ağustos'tan sonra bir iyileşme bekliyor kendisi. Sizi iyileşme bekliyor musunuz bu anlamda? Ne dersiniz? Ya bu faiz, enflasyon ve döviz üçgeninden nasıl çıkılır? Size biraz o ekonomi politik tarafı sorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi Erdoğan ülkeyi yönetemez. Böyle bir gücü de yoktur. Böyle bir birikimi de yoktur. Ve Türkiye'yi getirdiği durum da budur maalesef. Çünkü geçmişte Erdoğan'ın çevresinde en azından liyakatli insanlar vardı. Bunların tamamını tasfiye etti. Her şeye ben karar veririm diyor. Şimdi bakın, Merkez Bankası'yla ne diyor? 1 Haziran'da. Bugün Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm, faizleri indirin diye. Ya arkadaş, sen Merkez Bankası Başkanı mısın? Değilsin. Merkez Bankası'nın görevlerini kim belirlemiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne yapmış? Merkez Bankası ile ilgili bir yasa çıkarmış. Fiyat istikrarını kim sağlayacak? Merkez Bankası. Okuyayım. Madde 4. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Faizleri indir diyorsun. E bir indir. Sıfır yap. Niye yapmıyorsun? Faizleri indirdiler, bedeli ne oldu? 128 milyar dolar oldu. Nereye gittiğini kimse biliyor mu? Kimse bilmiyor. Sen enflasyonu indirmeden faizi nasıl indireceksin? Temel tarih ne? 12 Ağustos. Bir daha söyleyeyim. Önümüzdeki 12 Ağustos. Para politikaları kurulu toplanacak. Alacağı karara göre dolarcılar, faizciler karar verecekler. Türkiye'yi dolar, faiz sarmalına saran kim? Ben miyim? Erdoğan. Yanlış politikalarla. Siz... Dünyanın tefecilerine
Türkiye Cumhuriyeti olarak 83 milyon olarak Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyoruz. Bizimle oynuyorlar. Faizi yükselt. Yükseltmem. Doları yükseltirim diyor. Doları düşür. O zaman faizi yükselt diyor. Peki sizin reçeteniz nedir? Mesela üretim ekonomisine mi öncelik vereceksiniz? Bizim reçetemiz devlet sadece para politikalarıyla yönetilmez. İki politika vardır. Maliye politikası, para politikası. Para politikası kısa vadelidir, maliye politikası uzun vadelidir. Ve siz maliye politikasını sağlıklı ve tutarlı bütçeyle götüremezseniz devleti yönetemezsiniz. Ve siz üretim ekonomisine geçmek zorundasınız. Ürettiğiniz değerleri bir avuç tefeciye tahsis ederseniz, dünyanın faizini öderseniz, sonra da kalkıp milletin gözünün içine bakarak faiz çok yüksek derseniz, iyi de yükselten kim? Ben mi yükselttim? Sen yaptın. Sen bu politikaları izledin. Fiyat istikrarı diyor. Bakın ya gerçekten çok komik bir şekilde yönetiyoruz, yönetiliyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın görevi. Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkardı. Karar. Kararname. Fiyat istikrarı komitesi. Hangi yasaya dayanıyor? Ne işi var bu fiyat istikrarı komitesinin? Ya görev zaten Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası'na diyor ki sen bundan vazgeç. Dolardan vazgeç, faizden vazgeç. Sen sadece faizi indir. E indir kardeşim. Niye indirmiyorsun? Madem bu işi biliyorsun indir. Kalktı komite kurdu ayrıca. Ya yetmiyor mu artık bu paralel yapılar? Komitede kimler var? Herkes var o komitede. Kim yok? Merkez Bankası alınmış bir köşeye atılmış. En dipte de Merkez Bankası var. Oysa yasal görevi Merkez Bankası'na ait. Ne olacak biliyor musunuz? Swap'tan aldığımız borç paraları da, faizleri de, dolarları da götürüp onu da vereceğiz birilerine. Devlet yönetilmiyor. Ama kimse umutsuzluğa kapılmaz. Kimse. Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Gençler peki? Gençlere bir mesajınız var mı? Gençlere, gençler görecekler. Bakın gençler ne yapacaklar biliyor musunuz? Gençler önümüzdeki seçimlerde bir tarih yazacaklar. Efendim 7 milyon genç bir otoriter yönetimi, bir otoriter yönetimi kendi oylarıyla aşağı indirecekler. Bu kadar tarihe güzel bir miras bırakacak bizim gençlerimiz. Siz özellikle onları hedeflediğiniz için mi sosyal medya hesabınıza gençlerin demokrat amcası aynen yazdınız? Evet. Aynen öyle. Onların ufkunu açacağım. Onların hayalleri bizim hedefimiz. Efendim bir de bu gece yarısı videolar kimin aklıydı? Yani kim önerdi size? Gençler merak ediyorlar. Şimdi gençler televizyonları, haberleri izlemiyorlar. Gerçekçi olmamız lazım. İlk mutfakta çekerken bilinçli bir çekim miydi o? Yoksa öyle bir çektiniz? Bir tane değil ama birden fazla çektik. Ya mutfağı derleyip toparladınız mı çekimden önce? Yok hayır önce? Efendim mutfak zaten olduğu gibi duruyor zaten hani. Mutfağımız güzel. Çok güzel ve çok sıcak bir atmosferdi ama gerçekten. Ama güzel mutfağımız güzel. Eşim de güzel yemekler yapar. Çok belli böyle orada börekler falan. Peki bir yandan da size yönelik şu eleştiriler, şu tespitler yapılıyor. Deniyor ki ya madem Türkiye'de her şey bu kadar kötü gidiyor, bu kadar şikayet var, zaten 20 yıllık bir iktidar var. Yani bu durumda söylendiği gibi ise, muhalefetin ileri sürdüğü gibi ise muhalefetin oylarının fırlaması gerekir. Ama gençler apolitikleşiyor giderek, hiç de değişim için irade ortaya koymuyorlar. CHP'nin oyları da 3 aşağı 5 yukarı yerinde sayıyor. Anketlerde hakikaten... Bakmayın öyle yerinde. İyi gidiyoruz. Biz de yapıyoruz. Biz de çalışıyoruz. Yani beklediğiniz sıçramayı yapabildiğinizi düşünüyor musunuz CHP olarak? Şimdi şöyle, insanlar birdenbire siyaha beyaz, beyaza siyah demezler. Yani belli bir zaman dilimine artı sorgulamaya. CHP'ye yönelik ciddi ön yargılar var. Kabul etmek lazım. Bu ön yargıların nedeni bizden kaynaklanıyor, halktan değil. Biz bu ön yargıları kırmak istiyoruz. Partiyi halkın partisi yapmak istiyoruz. Az önce söyledim, sosyal kimlikler üzerinden siyaset yaparak insanların sorunlarına değinmeyi, onlara dokunmayı istiyoruz. Bakın biz milletvekillerimizi 18-20'şer kişilik gruplar halinde illere gönderiyoruz, ilçelere gönderiyoruz. Vatandaşlarla konuşuyorlar. Onlara şunu söylüyorum, sakın vatandaşa gel bize oy ver demeyin. Bu yasak. Vatandaş sizi dinlesin. Sorununa nasıl çözüm ürettiğinizi anlasın. Tercih onun olsun. Bize veya başka bir partiye oy verebilir. Çünkü gel bize oy ver demek, onu karşınıza hedef koymanız demektir.
Ondan vazgeçtik. Oturacağız dinle. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız oturalım, konuşalım, dertleşelim. Kanaat önderleriyle konuşuyorum. Ben kanaat önderleri yaklaşık 2-2,5 saat konuşuyorum. Ve bu kanaat önderleri CHP'ye hiç oy vermemiş insanlar. Bunlarla konuşuyorum. Bizi tanısınlar. Biz farklı insanlar değiliz aslında. Ülkemiz için çalışıyoruz. Güzel şeyler yapalım diye hedefleri öyle koyuyoruz. Ve çok iyi bir kadromuz var. Onun da altını özenle çizmek isterim. Devlet umuru görmüş. Çok güzel, nitelikli kadrolarımız var. Ve biz bu kadrolarla Türkiye'yi ayağa kaldırmak istiyoruz ve kaldıracağız. Peki Sayın Başkan, hem Kürşat Oğuz hem de Muharrem Sarıkaya birer soru sorsun ve ardından ben aslında da Zülfüvan Eli'nin Deniz Baykal'la ilgili sözlerini soracaktım. Açıkla. Ama bilmiyorum, kısaca bir şey söylemek ister Tabii. misiniz? Yani Sünni, tipik Sünni bir sağ politikacı dedi Baykal'la alakalı. Siz ondan sonra onunla çok ciddi bir açıklama yapmadınız. Grupta bir tepki gösterdiniz. Grupta bir tepki gösterdiniz. O konuda Zülfü Bey beni aradı ve üzgün olduğunu ifade etti. Yani biraz peki. Ya bu kadar söylesem yetiyor. Kısa bir magazin sorumu olacak. Fenerbahçeli olduğumuzu biliyorum. Evet. Bu sene beklentiniz var mı Fenerbahçe'den? Yayın sonlarında yani, klasik Kürşat'ın. Herkes kendi takımının şampiyon olması ister haliyle. Yani, evet, peki. Evet. Peki seçime dönük bir tahmininiz var mı? Öngörünüz var mı tarihi konusunda? Tarih konusunda. Çok güzel bir tarih herkesin aklında. Önümüzdeki yılın Kasım ayı. Olabilir. 2022 Kasım. Evet. Bu çok yaygın bir görüş haline gelmeye başladı. Evet. Sizde bu kanıyı yükselten neden? Ekonomiyi götüremezler. Uzun süre götüremezler. Götürme şansları da yok zaten. Evet. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Enine boyuna programına katıldınız. Umarım bizi dinleyenler mutlu olmuştur. Çok teşekkürler. Ama şuradan biz bir şey söylemek isterim. İzin verirseniz. Sorularımı sorduk. Buyurun yani efendim. AK Partili kardeşlerime de seslenmek isterim. Ya bu ülkeye gerçek anlamda hem demokrasiyi getirmek, hem de herkesin karnının doyduğu, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi biz inşa edebiliriz. Ön yargılarımızdan mutlaka kendimizi kurtarmalıyız. Yani ön yargılar bizi teslim alıyor. İşte biz ön yargılarımıza teslim olmamalıyız yani. Yeni şeyler denemeliyiz, güzel şeylere denemeliyiz. Ve bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim. Ya çocuklarınızı bir dinleyin, evlatlarınızı bir dinleyin. Onlar size çok güzel şeyler anlatacak. Ve onlar gerçekten bu ülkenin geleceği. Hem bugünü hem geleceği. Peki. Çocukların dinlesinler. Peki efendim. Nagihan Alçı, Kürşat Oğuz, gazeteci meslektaşlarım ve Ciner Medya Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya ile birlikteydik. Soruları sorduk. Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da başlıklara ve başlıkların altında sorduğumuz soruların hepsine içtenlikle cevap verdi. Takdir elbette vatandaşların, elbette izleyicilerin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Katkılarınızdan dolayı bizi kırmadınız. Bizi de burada ağırladınız CHP Genel Merkezi'nde. Haftaya yine Enine Boyuna programında görüşmek umuduyla diyorum efendim. Ve Habertürk'te kalın elbette.